Merhaba hocam. Hasan hocam hoş geldin. Hoş bulduk. E, locada iki tane konuğumuz var. Ragı Bege hocamız ve e, Sinan e, Hasan Hoca'nın öğrencisi. Aynen. Eee Üniversitesi'nden. E, Hasan Hoca'yı zannediyorum özel olarak çalıştırdık. <laughs> e, tab tabakalaşma ekonomisi üzerine bir Hasan Hoca e, kendisiyle de biraz önce sohbet ediyorduk. Kaybedenler, ezilenler üzerine çok sayıda çalışması var. Zaten sunumunda bahsedecektir. bahsedecektir. Tabakalaşma ekonomisi, yani iktisatçıların bir belki başlık koymadan, isim koymadan ilgilendikleri bir alan. Ama daha çok belki sosyologların ilgilendiği bir alandı ama e, benim anladığım kadarıyla bilmiyorum belki Hasan hocamız da bahsedebilir e, Afrika Amerika iktisatçıları e, siyahlar e, özellikle e, tabakalaşma ekonomisinin iktisat literatürüne Journal of ekonomi literatürüne e, e, z koduyla girmesinde ve e, işte çeşitli merkezleri de var. E, öne yok oldular yani bunlar diyorlar ki mesela işsizlik oranı artıyor ama zencilerin daha fazla artıyor efendim ölüm oranı artıyor ama zencilerin daha da artıyor dolayısıyla bunların tabakaların ayrı ayrı incelenmesi lazım gerçekten son zamanlarda e zannediyorum Journal Ekonomik Economic de özel sayı yapıldı 2022 ve 21'de. Yani geniş bir alan bulmaya çalışıldı. Tabii belki yan bir alan eee bununla da kısmen ilgili olabilir. Kimlik iktisadı i̇şte özellikle roman roman romanları falan ayrıca çalışmak ilgi çekmeye başladı. Bugün bütün bunlara Hasan hocamız vasıtasıyla değineceğiz Hasan hocamızdan çok kısaca bahsetmek isterim. Ee, Boğaziçi Üniversitesi mezunu. Ee, şimdi Kıbrıs'ta olduğunda öğrendim. Aslında konuşmasını anlamam lazımdı ama e, zannediyorum e, Türkiye uzun zamandır. Uzun zamandır. <gülüyor> <gülüyor> Sonra Amerika'da yüksek lisans ve doktora e, yapmış ve yaptığı üniversitede. E, bizim e, bu söyleşilerde e, birkaç kere bahsettiğimiz e, Samuel e, Bowles'un üniversitesi bildiğim kadarıyla onun kurdu o, onların kurduğu bir üniversite belki bu üniversitenin özel durumundan da bahsedebilir çünkü bunlar e, Bowles olsun Cintis olsun e, bunlar e, çok parlak iktisatçılar iken e, efendim <laughs> Vietnam Savaşı'na karşı çıktı, çıktılar. Askere gitmediler veya da ona protesto ettiler. Bütün kariyerlerini <laughs> bitirdiler, başka ülkelere gittiler. 5-6 yıl sonra döndüler. Bildiğim kadarıyla böyle bir üniversitenin kurulmasına önce öncelik ettiler. Hocam, herhalde Vaudoisu, Cintis'in öğrencisi olmuş musundur Kroti var tabii. E, hocam ben bir kere başın edildim. sağ olsun diyelim tabii Cintis'te, Kroti'de. Çok, çok yakın yani, zamanda vefat ettiler bu sene içinde. Vefat ettiler. Ee, son bir birkaç şey yani. söylemek istersin onlar hakkında? Ee, şöyle ben Bols'un e, dersini aldım. Kroti'den de iki ders almış olabilirim. E bir bir be, şeyden şimdi emin olamadım. Kesinlikle aldım. Gintis ben oraya gittiğimde ders vermeyi bırakmıştı. Eee ve Gintis emekli olmuştu zaten. Ben 2003'te gittiğimde ama Bolz şey yapıyordu. Evi vardı zaten bölgede. Eee kış dönemi şey sonbahar döneminde gelip bir tane ders açıyordu doktora da. <laughs> ee, Şu ben, anda Santa maşallah Santa Fe'de 88 80 küsur yaşında. Evet evet Santa Fe Enstitüsü'nde Atizu... aslında emekli olduktan sonra oraya şey yaptı. Ama benim sınıf arkadaşım e, Sun Han'ın da Sun Han'ın galiba Yu Mesteki son öğrencisi oldu. Emekli olduktan sonra da danışmanlık yapmaya devam etti aslında. Ee, yani Sun sanırım 2009'da mezun oldu. Ee, gerçekten çok iyi ders anlatır Senbaos. Ee, ben kendim oyun teorisiyle ilgilenmedim ama e, çok zihin açıcı. Ee, şey kitabı da doktora kitabı da çok değişik bir oyun teorisi kitabı. Ee, meraklılarına e, tercih, e, tavsiye ederim. Ee, Yıldız'dan sanırım Burak Hoca onu siyan adam Evet Burak Hoca'nın e, evet, evet, e, İzmir'den Alper'im var. Alper Tuman'ın. E, evet Alper'in de işte, Türkiye'de evet. bayağı yetiştirdikleri doğrudan veya dolaylı. E, ben 5-6 kişi biliyorum ya yani şeyi. E, e, bölüm kurulması sizin anlattığınız gibi e, esasen şey oluyor. Eee bu Vietnam ya iki şey oluyor. Bir sizin anlattığınız taraf var. Harvard'ta ee, Harvard'da kadro tenür alamıyor sembols, Gintis onun orada öğrencisi zaten. Ee, öbür taraftan da UMS'te de e, ki o zamanki e, ekonomi bölümü o kadar muhafazakar ki o Vietnam Savaşı ortamında bütün öğrenciler isyan ediyor e, ve dekana gidiyorlar. Dekan bölümün idaresini alıyor. Ve e, bir noktada öğrencilerin bastırmasıyla e, e, yeni bir bölüm başkanı arıyor bir şekilde. Sam Bowles'la anlaşıyorlar ve Sam Bowles'la e, özel bir anlaşma yapıyor. Beş kişi sanırım orijinal beş kişilik bir ekiple geliyorlar. Sam Bowles kendisi genetisi, öğrencisini yanında getiriyor. E, Rick Wolf Resnick e, ve bir kişi daha Edwards'tı sanırım. Öyle bir ilk orijinal kadro sonra hemen Crotty'yi getiriyorlar bir sene sonra. Ee, böyle bir kuruluyor okul o Vietnam iki türlü yani iki tarafı var yani hem e, UMS tarafı hem de Harvard'tan e, kadro alamama tarafları var e, ben severek okudum okulda tabi bu isimler hepsi artık emekli oldu e, orada değiller e, yaşları da ilerledi zaten e, güzel bir bölüm ben memnun oldum evet. Yani evet şöyle minnettanıyoruz evet, evet, sevgiyle evet. anıyoruz. Yani Peki, güzel o... taraflarından bir de şey benim bu konulara bugün de biraz anlatacağım. Yani ben African American Studies bölümünden ders almıştım. Kimse de alma demedi yani. Merakımdan öğrenmek için Amerika üzerine hayatım boyunca bir şey yazmadım ama bugüne o zaman okuduklarım belki de bugüne faydalı oldu. Yani biraz hatırladım şeyler, tartışmaları karıştırırken. Evet. Evet. Neyse. Şey evet hocam. Ee, sunum hazırladınız mı? Evet evet sunum hazırladım. Evet e ekran paylaşımından girebilirsiniz. Tamam. Ee... Ekranımı görüyor musunuz acaba? Evet geldi hocam. Tamam. Ee, buyurun. buyurun. Söz sizde. Teşekkür ederim. Ee, Özel, Cuma akşamı geldiğiniz için gelen, dinleyen herkese YouTube'dan e, merhabalar. Ee, en baştan şeyi söyleyeyim. Bazı çevirileri ben yaptım. Emin olamadığım şeylerin de İngilizcesini altına, par yanına, parantez içinde yazdım. Ee, daha iyi bir öneri olduğunu düşünen varsa herkese açığım şeylerden. Çeviri e, konusuna takılmayalım. Evet. YouTube'dan evet. dinleyen arkadaşlarımız yani anlatırken şey, öneri olursa hemen yazsınlar. Hemen evet hocam aynen yani hiç çekinmeyelim. Bu arada anlattığım bazı şey, pek çok şey çok Amerika Birleşik Devletleri spesifik. Dolayısıyla böyle açıklama isteyen olursa bence hemen sorsunlar. Yani üst üste biniyor konular. Sonra kopmanın anlamı yok. Şimdi Tabakalaşma ekonomisi benim anladığım kadarını anlatıyorum burada. Eee ben kendi çalışmalarımı bu tabakalaşma ekonomisi üzerine değil Türkiye üzerine yaptığım bir, bir iki bir çalışmayı örnek olarak en sona koydum. Eee farkını anlatacağım ama doğrudan tabakalaşma ekonomisi literatürü içinde mesela o anahtar kelimeyle bir de bir makale yazmış değilim. Eee onu da anlatacağım niye yapmadığımızı. Eee Dolayısıyla ben bu tabakalaşma ekonomisi literatürünü böyle parça parça okumuştum. Bu sunum için birkaç gündür e, detaylı okudum yapabildiğim, yetiştirebildiğim kadarını. E, onlardan özet anlatıyorum. E, bazı şeyleri yanlış anlamışsam kusuruma bakmayın. E, Ba burada tabakalar bahsettiğimiz e, dikey bir tabaka değil. Biraz e, sadece yani üst yani sosyolojiden farkımız ne? Sosyal tabakalaşma sosyolojinin çok eski temel araştırma alanlarından biri. E, niye biz sosyoloji yapmıyorsak, iktisat yapıyorsak farkımız ne? Yani özellikle tabakalaşma ekonomisinde. Buradaki tabakalar gruplardan fark kasteriden Gelire göre alt üst sınıflar değil hatta e, Marksist manada Burjuva vesaire değil e, belli gruplar var toplumu gruplara bölebiliriz bu ülkesine göre ırk olabilir etnisite olabilir din olabilir kast farkları olabilir bunların e, ortak şeyi e, kişinin keyfi olarak kolaylıkla değiştiremeyeceği şeyler yani keyfiden kastettiğim e, ben Geçen seçimde e, MHP'ye vermiştim. Bir sonraki seçimde İyi Parti'ye vermek istiyorum. Yani keyfilikten kastettiğim e, bu. Çok spesifik bir manada kullandım. E, burada nedir? Yani mesela din değiştirir mi insanlar? değiştirir ama din değiştirmenin psikolojik maliyeti, e, yani bunu gönüllü olarak değil de, özellikle çıkar için din değiştirmek hiç kolay bir şey değil. E, Etnisite de benzer bir şekilde ırkımızı siz özellikle bu yani siyah ve beyaz e, ırklardan bahsettiğimizde zaten dışarıdan e, bakanlar siz kendinizi nasıl tanımlarsanız tanımlayın sizi bir kategoriye oturtacaklar. E, ya buradaki bu gruplardan amaç şu e, sınırlar geçirgen değil. Yani tamamen bir gruptan öbür gruba geçen var mı? Var. Ee, İngilizce'de zaten passing diye bir kavram var. Yani çok açık tenli siyahların beyaz, kendilerini beyaz olarak tanımlaması gibi. Tamamen geçişkenlik yok demiyoruz ama geçişkenlik e, gruplar arası e, sınırlar e, var. Ve kişi o kolaylıkla kendine az maliyetle bunları değiştiremez. E, bu tabakalaşma ekonomisi başlangıçta çok Amerika spesifik bir alan. Derken kastettiğim kuzeyi ve güneyi ile Amerika. Özellikle de e, ırk meselesinin toplumda çok önde olduğu yerler. Brezilya'dır, ABD'dir. E, Karayipler'dir. E, buralardan çıkıyor. E, bunları anlatacağım birazdan daha detaylı. E, alternatif, yani ekonomik Çıktılarla kültür arasındaki e, ilişkilere çok odaklanıyor, odaklanan bir alan. İlham kaynakları, öncüler, e, yani en azından kendilerine tabakalaşma ekonomisi, ekonomisti diyen iktisatçılar, biz öncüllerden kastettiğim şu insanlardan ilham aldık dediklerinde kimlerden bahsediyorlar? E, bunlar e, sosyolojiyle... E, da dediğim gibi zaten çok geniş bir tabakalaşma literatürü var. Bu literatürden e, farkı e, yöntem olarak ya yani sosyologlar içinde de ampirik metot uygulayanlar var ama burada çalışmaların hemen hemen hepsi benim görebildiğim kadarıyla e, sayısal analizler çıkıyor. Ampirik bir alan. Yani zaten sosyologların, antropologların sahada kalitatif metotlarla yaptıklarında te yaptıkları tespitin ötesine e, daha iyisini kalitatif olarak yapıyoruz iddia yok. E, biz ölçüyoruz yani gruplar arası farklar ne oluyor, trendler ne oluyor. Araştırma soruları da genelde bunu yansıtıyor. Servet farkları gruplar arasında, gelir farkları, ücretlerin olmuş gibi. E, bir başka şey de e, genel genellikle de yani politikayla e, yapıcıların eliyle baskın grubun baskılanan gruba e, politik gücü kullanarak e, daha az kaynak yönlendirmesi ve bunun e, gerekirse jenerasyonlar boyunca etkilerinin ampirik olarak ortaya dökülmesine uzmanlaşmış bir alan diyeyim. Yani O orada katma değer yaratır. Yoksa dediğim gibi tarihçiler olsun, sosyologlar, antropologlar olsun zaten ırkçılık konusunu sosyal tabakalaşmayı Amerika'da 100 senedir çalışıyorlar. Ee, bu bir özet gibi bugün anlatacaklarımın. Ee, daha böyle e, şey gelirsek e, iktisatçı anlatmaya eee şekil bence en görsel en kolay anlatma biçimi geldi bana. İki şey var. Bir yatay eşitsizlikler, bir de dikey eşitsizlikler. Bizim gelir dağılımı eşitsizliği dediğimiz şey dikey eşitsizlik. Yani az ücret alanlar var veya geliri düşük olanlar var veya serveti az olanlar var. Bir de yüksek olanlar var. Eee Tabakalaşma ekonomisinin farkı bir de yatay eksende de iki ayrı ayrışma var diyor. Bu e, bir dominant grup genelde in grup gücü politik gücün çoğunun elinde bulunanlar. Ben burada kısaca biz dedim e, ve bir de azınlık grup var onlar out grup. E, tabakalaşma ekonomisinin yani e, iktisatçı olmayanlar bizi affetsin. Bir fayda fonksiyonu düşünecek olursak, şöyle bir fayda fonksiyonlarını öneriyorlar. Farklarını anlatayım. Klasik bir e, fayda fonksiyonunda fayda fonksiyonu tüketim sepetinin e, den oluşur. Bunu ben burada lineer yazdım bu fonksiyonu ama bunlar çarpım da olabilirdi. Buna e, mutluluk çalışan iktisatçıların e, yaptığı düzeltme nedir? Ben sadece ne kadar tükettiğime bakmam bir de referans grubun içinde neredeyim? Yani mesela bir beyaz olarak ben burada biz ve onlar dediğimde ortalamaya kastediyorum. Ortalamanın üstündeysem bu benim mutluluğumu artırır. Ortalamanın altındaysam burası negatife döner şu ikinci ifade. Dolayısıyla mutluluğum düşer. Bu da mutluluk çalışan iktisatçıların e, bir yani fayda fonksiyonuna modifikasyonu gibi düşünebiliriz. E, tabakalaşma iktisatçılarının iddiası, yani dominant grup, subaltern ya da e, azınlıkta olan grubu e, iki... Yönden daha fayda fonksiyonunu modifiye ediyorlar. Birincisi iki grubun e, ortalaması. Yani eğer benim grubum biz diğer gruptan daha ortalamada üst gelirliysek ve fark ne kadar açılırsa bu bana e, fayda, utility İngilizcesi olarak geri gelir e, faydalı. Bir de dördüncü de e, boyutta yani ikinci modifikasyon özür dilerim. E, tabakalaşma iktisadının yaptığı ee, özellikle ben diğer grubun ortalamasına göre neredeyim? Göreceli olarak. Bir de bunları şeye orantılıyoruz. E, gör, e, göreceli olarak. Yani özellikle beyaz grupların bizim altındaysam ve de diğer alt grubun onların ortalamasının da altında kalıyorsam e, ben şahsen kendi grubum e, Diğer gruptan, onlardan daha ortamada yüksek gelirli olsa bile, o da bana negatif fayda olarak, yani üzüntü, mutsuzluk olarak geri geliyor. Ee, böyle bir, bu William Darity'nin e, sizin de dediğiniz hocam Journal of Literature makalesinden anlattığı e, kendi yorumu. Ben yani fonksiyonu ben yazdım, o makalede yoktu. Ben oradan anladım böyle. Yani. Absolut mutlak tüpet, tüketim sepeti artı mutluluk çalışan iktisatçıların yaptığı düzeltme olarak ben göreceli olarak neredeyim? Göreceli konumum grup içinde tabakalaşma iktisadının buna yaptığı modifikasyon sadece grup içinde neredeyim değil. Aynı zamanda iki grubun e, göreceli pozisyonu ve de özellikle de kendimi ben üst gruptan biri isem Diğer grupta nerede görüyorum? Ee, şimdi tabakalaşma ekonomistlerinin birkaç tane temel varsayımı var. Onlardan da bahsedeyim. Ee, ve bu ilk girişi ka, e, tamamlayayım. Ee, birinci maddeyi daha detaylı tartışacağım. Ee, eşitsizliğin kaynağı... E, Grupların ellerindeki maddi kaynakları, serveti diyelim, nesilden nesil veya bu eğitim olabilir veya network'üm olabilir, tanıdıklar, çocuğumu işe sokmak için, nesilden nesile ne kadar aktarabiliyorum. Ee, birazdan detaylı anlatacağım gibi burada ki ön ölmelerden biri, e, dominant grup bu kaynakları ellerinde, monopole tekeline alma e, ve ee, ezilenlerin bunlara erişimini engellemeye çalışıyor. İkinci ee, ikinci ön kabul tabakalaşma ekonomisinin ekonomistlerinin yaptığı ee, dominant grubun üstün durumunu sürdürmede materyal çıkarları var. Ee, üçüncü ön kabul e, piyasaya bırakılamaz. Yani piyasa rekabette e, bu eşit gruplar arası eşitsizlikleri e, silemeyecek e, ancak bunun için etkin kamu politikasına ihtiyacımız var e, dördüncü ön kabul e, benim bireysel olarak eğitimli olmak veya insani sermayemi artırmam e, beni ne ayrımcılığın negatif etkilerinden korumaz e, ayrımcılık bütün gruba karşı yapılıyor. Ee, de, ve son önerme de e, azınlık grup üyelerinin işlevsiz, ben dysfunctional geçiyor orijinal, ben işlevsiz diye çevirmeye çalıştım ama e, çok da oturmadı herhalde. Davranışları bütün gruba mal edilemez. Ee, bunlar e, hep detaylandıracağım ama genel giriş olarak e, tabakalaşma ekonomisinin yani sosyal sosyolojideki sosyal tabakalaşma social stratification literatüründen bir farkı e, bu ön kabuller e, ve de ve de yönteminde yönteminin de ampirik olmasında yatıyor e, söylediklerim biraz havada kalıyor olabilir örneklerle anlatırsam e, e, daha iyi olacak. Evet. Ee, Darity kendi makalesinde e, John literatürde Darity bu literatürdeki en çok bilinen kişi, en öncülerden diyebilirim. Ee, kendi çıkış noktasını e, Amerika'da bu culture of poverty denen yok, ben yoksulluk kültürü diyeceğim ama perspektifine tepki olarak da oldu. Yani bu argüman, e, söylediği şu siyahların kültürü, e, siyahları geri kalmışlığının esas nedeni. Nedir bu kültür? E, i̇ddialar, daha doğrusu yani culture of poverty argümanını savunanlar, e, siyahlar e, evlilik oranları düşük evlilik dışı çok fazla çocuk var. Çocuklar babasız büyüyor, fakir büyüyorlar. Babalarının işte tanıdık net babaları etrafta olmadığı için onlar babalarının aracılığıyla işe giremiyorlar vesaire. Ee, ailenin geliri düşük olduğu için iyi eğitim alamıyorlar. Anneleriyle yaşadı. Sadece annenin gelirine bağlı oldukları için. İkincisi siyahlar çok savurgan. İşte üç kuruş paraları var. Gidip onunla Air Jordan alıyorlar. E, tembeller e, çalışmak yerine e, sosyal yardımlarla geçinmeyi e, e, çalışıyorlar. E, dolayısıyla siyahların geri kalmışlığının nedeni siyahların kendi kültürü. E, bu iktisadi bir e, terim cultural poverty. Özellikle Reagan dönemi Amerika'da benim anladığım çok yaygın e, bir kabul. İşte e, Amerikalıların ref, Amerikalı refah devleti uygulamalarına, sosyal yardımlara welfare e, e, diyorlar ve işte ne bileyim sosyal yardımlarla e, yaşayanlar welfare queen. Bunlar özellikle welfare queen'den kastedilen edilen e, devletten, yardım koparmak için evlilik dışı çok fazla çocuk yapıp çalışmadan e, sadece sosyal yardımlarla geçinen kadınlar, e, işte nasandı? E, kart zampara erkekler, çocuklarının e, babalık etmiyorlar vesaire. Bunun nedeni yani kendi bu konuya eğilmesinin ve e, esas şeyini bu 80'lerin ve 90'ların ilk yarısı e, daki bu genel algıya bir tepki olarak açıklıyor. E, ayrıca Dariti kendi e, geliştir stratification economics'i literatürde iktisat literatüründe iki tane son 20 yılın diyelim. E, şeyden de ayırıyor, Akerlov, Cranton'dan ve, ve Lurie'nin e, Nobellik lisatçı olan Akerlov, onun iddiaları kült e, dünya, işte insanlık tarihinde nasıl ki genetik varyasyon var, kültürel varyasyon da vardı. O kültürel varyasyon sonradan sosyal grupları oluşturdu e, ve her kültürün de kendi farklılıkları var. E, türünde bir açıklama. Dolayısıyla işte gruplar arası e, birikim yapma, çalışma vesaire gibi farklılar olabilir. Bu dik düşünürseniz e, aslında protestan etik argümandan çok da farklı bir şey değil. Bazı grupların e, kültürü kapitalist bir toplumda üste çıkmaya daha uygun gibi bir argümana geliyor Akerlof ve Cranton'un. Sadece bunu daha böyle e, evrimsel bir şekilde açıklamaya çalışıyorlar. Fang and Lurie'de e, şey ise daha e, nasıl diyeyim altta kalan grubu yani et, kendi etti, kendi bulduğu şeklinde bir teori e, grubun stilinin çekiciliği yani giyim kuşamı, müziği, kültürü e, o grubun e, kültürünü içselleştirmeye yol açıyor. Bu içselleştirme de e, insanları uzun vadede ekonomik olarak e, kötü seçimler yapmaya itebilir. Nedir bu? İşte e, çocuklar okulda STEM Fen matematik derslerine, kısa adı İngilizce'de. E, fen matematik yerine spor ve müzik e, derslerine ve sonra da bu sektörlerde gelire ödene. Bunu Spor ve müzik sektörlerinde bazı bireyler tabii ki çok yüksek gelir kazanıyor ama ortalama getirisi çok düşük sektörler. E, onun yerine bu çocuklar da matematik okusaydılar e, mühendis olurlardı gibi bir teori. E, tabaklaşma ekonomisi bu diğer e, Akerlof ve e, ve Laurin'in teorilerine göre çok daha materyalist yani materyalist derken Marksist manada materyalist bir dünya anlayışı var e, ekonomik koşullar kültür yaratıyor yani kültür sonuç e, ekonomik altyapı esas neden dominant olan e, o açıdan daha böyle bir e, şey perspektif var burada yani e, diğerlerinden, öncekilerden farkı. Ee, ben soru var mı? Yoksa devam edeyim mi? Buyurun siz sunumunuzu yapın. Tamam tamam hocam ben devam ediyorum. Yani iktisattaki alternatif yani çıkışı Darit'i kendini böyle anlatıyor en azından. Kendi motivasyonunu. Yani kısaca iktisatçıların e, kültürle varyasyon için önerdiği, özellikle de Amerikan, e, Amerikan e, bağlamında kendisini hiç tatmin etmediği hatta yazdıklarını okursanız bayağı yani böyle kızdırdığı için bu işe eğiliyor ve derinlemesine düşünüp araştırmasını bu işe yönlendiriyor. E, ve bayağı da aslında dediğim gibi önerdiği ee, önermesi çok e, Marksist bir şey. Şimdi öncülleri kim diye Dalit'e kendi yazdıklarında zaten Marx da söylüyor ama e, ilk en tepede ilk bahsettiği isim Weblen. Weblen'de biz e, gösteriş tüketimini herkes Weblen'in ismiyle herhalde özdeşleşmiş biliyor. Gösteriş tüketimini grup içi eşitsizlikleri anlamak için kullanıyor Weblen ama Weblen'in bir de fetheden ve fethedilen var. İki grup var Veblen'de de. Fetheden işte sonradan e, askerlik gibi işleri yapacak olanlar, üst sınıf aristokrat bir de fethedilen var. E, yani aslında Veblen'de e, ve ondan sonra da gruplar içinde de gösteriş tüketiminiyle statü belirleniyor. Evet. Weblen'de bir bu şey var, iki grup ve ondan sonra da grup içi yani e, en azından Darity'nin weblen okuması tam şu şekil gibi. Hem bir fetheden bir de fethedilen var ama ondan sonra da grup içinde bir gösteriş tüketimi var, grup içindeki sıralamayı belirlemek için. E, bir başka e, öncül veya ilham kaynağı diyelim ünlü Amerikalı sosyolog, e, siyah sosyolog, e, aynı zamanda da Amerikan tarihinin en önde gelen sosyologlarından e, Dubois. E, Dubois kendine bir şey soruyor. Yani 20. yüzyılın başında yazıyor çoğunlukla. Yani en yoksul beyazlar bile niye ırkçı politikaları destekliyorlar? Bunlar e, cevabı da şey, çünkü bu ırkçı politikalardan. Psycho-emotional. Ben onu psiko-duygusal diye çevirmeye çalıştım ama muhtemelen psikolojide başka bir çevirisi var. Ee, nedir bunlar? Ee, i̇şte bu arada Dubois şeyi de seçim ve adalet sistemindeki ayrımcılıklar da psiko-duygusal diye zamanı şey yapıyor. Ee, sınıflıyor ama biz herhalde bugünkü bu sınıf bugün yapsak bunlara da materyal derdik. Yani sırf psikolojik, duygusal e, şeyler demezdik. Yani neyi kastediyordu bu kendi dönemi için? 20'lerde Amerika'nın güneyinde e, uydurma nedenlerle siyah özellikle de erkekleri linç etmek yaygın. Değil mi? Yani ve bunu e, bu linçlere işte klub Kluks Klan. KKK'nin en yaygın olduğu dönemden bahsediyoruz. En güçlü olduğu dönem. 20. yüzyılın başı. işte karıma yan baktı. Onun için diye veya işte beyaz kadınların namusuna helal geldi diye sokaktan geçen bir siyahı linç etmek gibi şeyler. Ama bunun dışında başka ne gibi ayrımcılıklar var? Dubois'un şey yaptığı seçim sistemi bu işte oy vermek için eee e, pratik olarak siyahların oy verme hakkının tanınmaması güneydeki bazı eyaletlerde bunlar ya okuma yazma e, sınavı olur ya e, gibi benzer şeylerle ve diğeri de adalet sisteminin ayrımcılıkları yani filmlerde zaten konu oluyor zaman zaman bir siyahı öldüren beyazların suçsuz e, bulunması gibi. Bunlar zaten Duba'nın üzerinde yazdığı şeyler. Ee, Marksist yazın benim e, ilham aldığım kaynaklardan biri derken Derdin kastettiği daha bildiğimiz anti-emperyalist yazın. Bildiğimiz dedim yani sömürge ve kölelik sistemi batılı e, Osmanlı ilk servet birikiminde etkin bir kaynak oldu. Burada da benzer bir şekilde siyahları baskılamak ve onları altta tutmak beyazdan beyazları beyaz grubun ya da üst grubun baskın grubun bir şey var çıkarı var ön kabulünün kaynağı bu Marksist yazın bir başka ön grup, öncül diyeyim özür dilerim. Aslında Bloomer diye bir sosyal psikolog. Ben de kendisini bilmiyordum. Dertlerini öğrendim. Ta 50'lerde şeyi yazıyor. ırkçı önyargılar kişisel duygular değildir. Grubun aldığı bir pozisyondur. Analizin öğesi de birey değil grup olmalıdır diye bir şey var. Beşinci grupta Critical Race Theory şu, Property Rights in Whiteness diye bir kavram öneriyorlar. Bunu gerçekten çeviremedim. Türkçesi yok yani. Nasıl bir karşılığı yok. Ee, beyaz olmanın getirdiği bir e, mülkiyet hakları e, bunu da pek açıklayamadım açıkçası. Türkçeye nasıl çevireceğimi bilemedim yani. Nasıl anlatacağımı. Zannediyorum yani Ragıp hocamız bütün bunları not alıyor. O bu, bu konuları <laughs> da, e, daha sonra katkıda bulunacaktır. Diye tamam, e, çok sevinirim. bazı şeylerin gerçekten yani Türkçe'si yok yani e, şeyin evet. kavramların e, bizim e, farklı şey var ama yani en başta söylediğim e, Amerika kıtasının kuzey ile güney ile e, sömürgeleştirilmesi ve de e, büyük kısmında da emek olarak ilk kolonilerde e, siyahların ve yerlileri, yerli halkın köle olarak kullanılması ve Akdeniz toplumlarından çok farklı bir köle ideolojileri var. Bunun e, bu bugüne yansıması da ırk. O toplumlara çok özgü bir ırkçılık. Bunların da e, şeyi var. Bazı kavramlar dolayısıyla yani bizim öyle bir dertlerimiz olmadığı için. E, Kavram yok Türkçe'de. Çok e, çeviremiyorum. Öğremedim. Buna ek olarak e, bunlar dairetler değil aslında. Bunlar benim dertlerim. Ana akım ayrımcılık teorileri de çok yetersiz. Ana akım iktisat kastediyorum. Birincisi en bilinen Becker'in e, Taste for Discrimination. E, zevk için ayrımcılık. Yani bu benim zevkler ve renkler. İşte maviyi kırmızıdan daha çok seviyorum. Siyahları da sevmiyorum tipi e, ayrımcı teorisi. Şimdi Becker'i seversiniz, sevmez misiniz? Ama en azından şöyle bir şey var Becker'in teorisinde çok net bir e, öngörde bulunuyor. E, nedir o? Ya yani piyasa koşullarında ırkçı müdürlerin olduğu şirketler veya bunlar cinsiyet ayrımı yapan da olabilir. E, İş başvurusu yapan gerek siyah olsun gerek e, çok yetkin kadınları işe almıyorlar. Kendi gibi daha az liyakate sahip e, beyaz erkekleri işe alıyorlar. Zaman içinde piyasa ortamında böyle firmaların yok olması lazım. Çünkü bunlar e, kaynakları en rasyonel şekilde kullanmayan firmalar. Şimdi yani. Yinger'in General Economic Perspectives için yaptığı bir yani nasıl diyeyim bir tarama çalışmasına daha 90'ların sonunda artık söylüyorlar. Yani e, bu öngörünün doğru olmadığı çok açık. tutmadı e, ayrımcı e, politikalar güttüğünü bildiğimiz pek çok şirket veya pek çok kurum hala daha e, ayaktalar. E, zaman içinde de pozisyonlarını falan e, kaybetmediler. Yapılan 98 itibariyle empirik çok çalışma da bunu gösteriyor. E, diğer ana akım daha çok belki de e, bir taraftarı olan biraz daha e, şey olan... Se Arrow ve Phelps'in aslında Akerlof'un ta geçenlerde tekrar okudum Akerlof'un Market for Lemons makalesini. Orada da var bu fikir. Ama Arrow ve Phelps bunu şey yapıyorlar 70'lerin başında. E, sistematik bir şekilde tartışıyorlar. Ayrımcılık Statistical Theory of Discrimination istatistik ayrımcılık. E, siyahların gittiği okullar ortalamada kötü. Ve ben bir çünkü herhangi bir nedenle veya kadınların aldığı eğitim ortalamada kötü. Dolayısıyla ben önüme iki tane e, aday geldiğinde bu hem bu adayların e, şeyini bilmezsem, başka hiçbir şey bilmezsem yani e, cinsiyetinden veya ırkından başka hiçbir şey bilmiyorsam bu adaylar hakkında garantiye oynarım. Ne yaparım? E, beyaz erkeği işe alırım. Çünkü ortalamada onun e, insani kaynakları en iyi. Çünkü gittiği okul daha iyi ortalamasında. Bir adım ötesi nedir bunun? Diyelim ki bu adaylar hakkında e, biraz daha bilgim var. Mesela onların genel not ortalamasını biliyorum. Ama yine siyahların gittiği okullar daha kötüyse. E, o okullardan yüksek not ortalamasıyla mezun olmuş bir öğrenci, diyelim ki üçle mezun oldu, ee, çoğunlukla siyahların gittiği bir üniversiteden, çoğunlukla beyazların gittiği daha iyi bir okuldan, daha çok kaynağı okuldan bir okuldan, üçle mezun olan bir aday karşıma geldiğinde ben yine siyah, e, beyaz erkeği seçeceğim. Çünkü e, kötü okulda üç ortalama almak, iyi okulda üç ortalama almaktan daha kolay. Öyleyse bu. Şimdi e, bu konuyla ilgili biraz daha fazla e, şey var, yani destekleyici e, delil. Ama burada tabii otomatik olarak şunu soruyoruz. Yinger'in şu alıntısını çevirmeyi unuttum, kusura bakmayın. E, Soru şuna geliyor. Yani geç o zaman yani siyahların gittiği okullar veya kadınların elde, aldığı eğitim otel niye daha kötü? Niye daha az kaynak var? Yani sadece e, soruyu tam insan kaynakları müdürü seviyesinde cevapladı gel. Yani mesela insan kaynakları müdürü kendisi ırkçı değil ama onun da bir performans kriteri var. İşe aldığı insanın e, en yüksek e, kalitede e, işe gelmesini. E, gerekiyor. O onun için garanti oynayıp e, daha iyi okuldan mezun olduğunu varsaydı beyazı iş alıyor. Şimdi bunun da aslında çok da doğru olmadığını gösteren çalışmalar da var. E, Employment Audit Studies diye bir tip çalışma var. CV'ye de tamamen iki aynı CV'de sadece ismi değiştirip veya e, başvuru yapıyorsunuz. Kaç tanesini e, işveren geri alıyor. Şimdi 60'lardan beri Amerika'da CV'lere fotoğraf koymak yasak yasa olarak ayrımcılığın önüne geçmek için. Ama insanlar e, ırkı başka şeylerle e, tahmin etmeye çalışıyorlar. Nedir onlar? E, siyahların isimleri e, bazı isimler siyahlara özel Amerika'da. E, bunu kullanarak araştırmacılar bir böyle daha çok standart bir beyaz isme. Kyle gibi bir diğer CV'ye de çok siyahlara özgü bir ismi mesela Şakib gibi koyup ama CV'nin geriye kalan tamamen aynı. Gittikleri okul da aynı. E, yapılan çalışmalar şey gösteriyor. E, Statistical Theory of Discrimination da çok da her şeyi açıklamıyor. Okullar aynı olsa bile e, beyaz isimler daha çok e, şey alıyorlar e, görüşme. Ee, ve Yinger'in kendi özeti de yani sonuç bölümünde 90'ların sonu itibariyle e, artık yani geçmişteki ayrımcılığın e, nedeniyle e, bugün bile ayrımcılık devam ediyor. Yani o geçmişin gölgesi hala daha bugüne bile e, etki ediyor. Ee, ve stratification economics'i ben bu bağlamda düşünüyorum. Yani 90 Darity ilk makalelerini 2000'lerin başında yayınlamaya başlıyor. Stratification isminiyle de 2005'te falan ilk defa kullanıyorlar. Ama zaten literatür 90'ların içinde. Ee, ana akım teorilerin ana akım teorilerin ayrımcılığı yani ampirik olarak açıklamada yetersiz kaldığı konusunda ee, bir noktada artık şey olmuştu ee, yani e, anlaşmıştı. Ama benim yani bir hocamın bana dediği gibi teoriyi veriyle yenemezsin. Teoriyi ancak başka bir teoriyle yenebilirsin. Dolayısıyla da ben yani iktisat literatüründe o stratification ekonomiksi bu bağlamda görüyorum. E, bugün bile benim e, yani emek piyasası çalışan iktisatçılarla konuştuğumda ayrımcılık denince akıllarına ilk gelen statistical theory of discrimination. Labor economist, e, emek piyasalarına. Yani bir yığın elimizde bu CV'lerle yapılan çalışmalardan var ve bunlardan şey görüyoruz. Ee, artık bu e, istatistik ayrımcılık teorisinin de çok açıklayıcı olmadığını ama e, alternatif bir teori olmayınca e, default yani fabrika ayarı çoğu iktisatçı oraya dönüyor. Dolayısıyla bu Ekonomik düşünce tarihi açısından ben stratification yani tabakalaşma ekonomisini zaman olarak oraya yerleştiriyorum yani 90'ların sonunda bir taraftan e, toplumda bir bu yaygın dominant görüş işte azınlıkların geliri düşük çünkü kültürleri kötü tembeller ve savurganlar görüşü var. Öbür taraftansa e, elimizdeki iktis e, hani akademik çalışmalar gösteriyor ki e, en dominant ayrımcılık teorileri ampirik olguları açıklamakta yetersiz. Oraya oturtuyorum. Yöntem olarak dediğim gibi yani sosyologların ve antropolog ve tarihçilerden Yaptığına bir katma değer e, yapmak için yöntem çalışmalar ampirik. Yani yasaların e, ne olduklarını, yasaların ve veya çok yaygın davranışları zaten tarihçiler, hukukçular, sosyologlar yazıyorlar. Biz bir katma değer yaratacaksak oturup bunu ekonomik yani iktisatçılar olarak bir katma değer yaratacaksak ekonomik etkilerini ölçelim e, nedir e, Amerikan literatürüne bakarsanız ABD literatürüne e, birincisi e, Jim Crow yasaları ayrı ama eşit doktrini e, bu yasalarla mesela siyahların seçme hakkının elinde alınmasının materyal pek çok etkisi var en bilinen e, siyahların semtlerindeki okullara e, çok daha az kamu kaynağı ayrılması. Örnekler yani oran 1'e 10 20. yüzyılın başında Mississippi gibi eyaletlerde yani e, siyah çocukların gittiği okul 1 dolar alıyorsa beyazların beyaz e, gittiği okulda öğrenci başına 10 dolar kaynak ayrılıyor. Yani aslında Ayrı ama eşit saçma çünkü ayrı olduğu anda eşit olmuyor. E, 1954'e kadar bu yasa e, ayrı ama eşit doktrini resmi olarak geçerli. İkinci bak söylemeyi unuttum. E, bu literatürü çok Amerikan yapan bir şey. Amerika Birleşik Devletleri'nin ve genel olarak da Amerikan kıtasının Türkiye'den çok farklı olarak federal ve bir yapıda olması dolayısıyla da niye önemli? E, kamu kaynaklarının e, ayrılmasında yerelin çok söz hakkı var. E, onun etkileri şimdi görünecek. E, i̇kinci bir konu, yani çok bilinen Amerikan tarihçiler, Amerika'ya çalışan insanlar arasında, siyahların yoğun çalıştığı, yani nüfusa oranla çok daha fazla oranda çalıştıkları sektörler, tarihsel olarak tarım işçiliği ve hizmetçilik. Bunlar 1960'lara kadar asgari ücret kapsamı dışında. Başka nedir? Tam yasayla değil ama çok yaygın bir şekilde yine çeviremediğim bir kavram redlining. Belli mahallelerde konut Satın almak istiyorsanız e, siyahsanız size bankadan kredi çıkmıyor. E, i̇kimiz ben iki kişinin de biri beyaz biri siyah geliri tamamen aynı diyelim ki ikisi de öğretmen e, İkisi de e, görüyorlar ki kentin batı tarafı banlıyor olacak orası e, iyi mahalle Gelir, oraya ev alırsam orada geliri orada evin değeri çok artacak. Ee, ikimiz de bankaya başvuruyoruz. İki kişi de siyah olanda beyaz olanda. Başvuru formunda gelir. Her şey aynı. Ee, beyaz olana kredi çıkıyor. E, ev kredisi siyaha çıkmıyor. Ee, bunların bazı kentlerde ve eyaletlerde redlining denen bu uygulama e, yani kırmızı çizgilerle siyahların kredi verilmeyecek mahalleler belirlenmesi bazı yerlerde yasal bazı yerlerde bunu kağıda dökmemişler ama e, kendi karları kısa dönemli karları pahasına bankalar bile krediyi vermiyorlar müşterinin geliri uygun olsa da bunun bir şey etkisi daha var yani bu sadece doğrudan e, işte görüyorum kentin batısı büyüyecek anladım ben orada ev almak istiyorum bana sadece o yatırım değil bunun bir de ikincil etkisi var Amerika'nın çoğu yerinde e, semtinizdeki okula gidersiniz ve okulda genellikle e, o semtin e, emlak vergisiyle finanse edilir. Yüksek gelirli e, mahallelerin e, yüksek e, yani değerli evlerin olduğu mahallelerin okullar dolayısıyla daha çok kaynağı var. E, değersiz evlerin e, olduğu mahallelerin okulların daha az kaynağı var. E, bu da ne oluyor? Sadece evin değerinden dolayı ailenin serveti az kalmıyor. E, iyi mahallede ev alamadığı için çocuğu da o mahalledeki okula gidemiyor. Şey var yani katlanarak giden bir şey var. Bir de zaten e, örneklere hala daha devam eden kağıt üzerinde olmasa da adalet sistemindeki sistemik ayrımcılar yani bunun da çok çalışması var zaten ee, yani aynı suç için e, polis e, hız yapan siyah sürücüyü tutuklarken beyaz sürücüye uyarı veriyor ee, savcı e, siyah sürücüyü e, mahkemeye işte e, hapis cezasıyla dava açarken beyaz sürücüye eğer ceza kesildiyse onu para cezası ile e, salıyor hakim karşısına çıkınca e, aynı suçtan geldiklerinde siyahın hüküm giymesi ve hapse gitmesi beyazdan daha fazla daha ihtimalli vesaire e, bunun tar Tabii ki hiçbir kanunlar böyle yazmıyor ama sistemik bir şekilde e, ülke, bu defalarca Amerikan literatüründe gösterilmiş e, bir. E, vaka bunların hepsi e, sonuçlar, ee, çeşitli makalelerden buraya derledim. Yani e, işte bu 2020 makalesi e, gelir arasını yıllık e, saatlik gerek saatlik ücret olsun gerek e, toplam yıllık gelir olsun e, bu 2017 verisi Eski bir şey değil. 2017 verisinde bile hala daha e, farklar çok ciddi. E, bu arada bunlar ham veri. Yani eğitimi vesaire göre ayarlanmış değil ama makalenin içinde onu da yapıyorlar. O düzeltmeyi de sonuçlar değişmiyor. Onun için ekonometrik kısmı atladım. E, zaten e, özet bulgular bile mesajı veriyor. E, üst bütün ee, örneklem. Altta sadece tam zamanlı çalışanlar var. Sırf tam zamanlılara odaklanırsanız resim pek değişmiyor. un ee, bilinen şeyler. Başka bilinen şeyler bu. Sol tarafta asgari ücretin Amerika'da e, seyri ve de e, zaman içinde işte önce e, Hocam bir önceki tabloda ha pardon, pardon. E, Evet e, beyazlar e, siyah ve e, Bu arada da kadınlar erkek. da aslında çok daha e, düşük yani kadınların geliri de. Evet. Bir de şeyler var. E, Latinler Latinler var. Latinler de var bu tabloda bu araştırmada. Yani 2'den fazla alt grup olabilir e, ben şeyden. E, e, en diyeyim. altta Latinler mi siyahlar mı? Hispanikler, e, hispanik kadınlar en altta. Dikkatli. Açık ara şu son yıllarda. E, Şeyler e, şimdi e, yani bir çalış, birkaç çalışmada çok dikkatimi e, bu Asya kö kökenli Amerikalıların gelirleri çok daha yüksek. Evet evet. ya Orada sorun şu. Makalondan da bahsediyor zaten. Evet. E, bu anketlerde <laughs> bunlar yaptıkları yöntem çok örneklem gerektiriyor ve Asyalıların nüfusta oranı az olduğu için örneklemde az kalıyorlar. Onu analiz dışı bırakıyorlar. Neden o? Ama dediğiniz ee, bu... Asyalılar ee, daha bir yetişmiş yani şey olarak e, diğerlerine göre yani siyahlara ve Latin, Latinlere göre. Tabii tabii. He, hem hatta, hem kadınları daha iyi yani beşeri sermaye daha mı yüksek? Beşeri sermaye daha yüksek. eee <laughs> Asyalı erkeklerde iş gücüne katılım o, o aynı zamanda çok daha yüksek. E, Asyalı kadınlardan emin değilim, ya hatırlamıyorum. E, ama yani burada bu makalede sonuçlarına koymamalarının nedeni sonraki ekonometrik analizde çok büyük veri setiyle ancak sonuç elde edebildikleri için örnekleme az olan Asyalılar. Bir de Asyalılar kendi içinde çok heterojen bir grup. Aslında e, doğas fiyatlar. Yani Japon, Çin ve Kore asıllıların gelirleri daha yüksekken Filipinlerin daha düşük. E, ortalamada geliri en yüksek olan grup Hint asıllılar. E, çok fazla örneklem yok ama genelde Türk asıllıların geliri de yüksek çıkar. E, evet, Sinan yani... bir sor, soru mu soracaksın? El kaldı. Evet, evet hocam. Yani şöyle aslında e, ben de Asyalılara dikkat çekecektim şundan kaynaklı olabilir mi hocam acaba yani e, gerek e, beyazlar e, gerek e, siyahlar ve hispanikler Hani erken dönemde e, kıtaya göç eden e, gruplar ama özellikle Asyalıların e, Amerika'ya göçü e, yani geçtiğimiz yüzyılda e, ve özellikle e, zannediyorum e, geçtiğimiz yüzyılın son çeyreğinde bir ilmelenme daha bir başlıyor e, son 30 yılda Hatta özellikle ve e, daha dediğiniz gibi yani e, educated, eğitimli e, bir grup e, göç ediyor. E, yani bir şekilde Asya'daki o e, iyi eğitimi almış ve aldığı iyi eğitimi Amerika'daki iş koşullarıyla birleştirmek üzere e, kıtaya gelmiş kişiler. Hani Bundan dolayı nüfusları az ama e, daha şey diyebilir miyiz? E, tabii yani şimdi Sinan dediği şey, ben göç olayına girmek istemedim. Çünkü iyice açıklaşıyor. E, Self-selection bu. Yani göçmenler rastsal bir grup değil. E, kendi seçiyor. E, dolayısıyla nedir? Bence Türkiye'den göç buna iyi bir örnek anlamak için. Amerika'ya giden e, Türkiye'liler genelde üst Türkiye'de de göç etmeden önce de üst gelir grubundalar. Ve üst eğitim grubundalar yani Türkiye'de kalsalar da üst statüde olacaklardı. Gittiklerinde de Türkiye'deki statülerine bir jenerasyon sonra en geç yakınsıyorlar. Almanya'ya giden Türkiyeliler zamanında orta ve alt gruptan gittiler ve hala da Almanya'nın orta ve alt grubundalar. Asyalı göçmenler özellikle Hong Kong, Tayvan ve Kore'den gelenler eee Tam Sinanın dediği gibi bunlar e, ortalama bir Asyalı, ya kendi ülkesini temsil etmiyorlar. Kend geldikleri devirde kendi ülkelerinin ortalama üstünde eğitimliler e, istisnalar Tabii ki var e, ve buna yakınsarlar yani e, zaten Hintlerin örneğini de onu da gösteriyor e, Hindistan'da Pardon İngiltere'deki Hintliler... Yanlış söyledim, ee, Pakistanlılar, Pakistanlılar, e, Hind İngiltere'dekiler o kadar yüksek gelirli grup değiller ama Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Pakistanlılar e, en üst gelir grubundalar. E, aslında çok daha küçük gruplara giderseniz Nijeryalılar için de doğru bu. Avrupa'daki Nijeryalılar e, o kadar üst gelir grubuna değilken Amerika'daki Nijeryalılar e, diğer siyahlardan ayrı olarak çok üst gruptalar. Ee, geldiğiniz ülkedeki hangi sınıftaydınız o çok belirliyor bu göç literatüründe özellikle de e, daha topluma tam gittiği yere tam entegre olmamış birinci ikinci jenerasyondan bahsettiğimizde geliş da o açıdan önemli Sinan'ın dediği gibi ee, yani göçe girince olay iyice karmaşıklaşıyor onun için onu bugünlük dışarıda bıraktım ee, devam ediyorum delil olarak burada iki şey var şu asgari ücreti göstermek istememin nedeni asgari ücrete kapsamı genişledikçe yani tarım işçileri ev hizmetçileri dahil edildikçe gördüğünüz gibi asgari ücretin reel seviyesindeki artış durdu Amerika'da yani asgari ücret daha kapsayıcı olunca ilginç bir şekilde e, politik olarak e, destek e, azalmış gibi ve dikkat ederseniz e, zamanla da 80'lerde en yüksek seviyesine ulaşmıyor Amerika'da asgari ücret yani 80'lerden sonra neoliberal dönemde gittikçe düşüyor doğru ama e, asgari ücretin düzenli olarak e, reel olarak arttığı dönem e, durması e, tarım işçilerinin ve diğer e, işçilerin de asgari ücret kapsamına yani daha çok siyahın asgari ücret kapsamına girmesiyle çapışıyor. E, sağ taraftaki tablonun detaylarına e, çok gerek yok ama burada gösterdiği şeyi anlatayım. E, bunlar da şey, ev piyasasındaki, mesela üst tablonun üst yarısı e, bir siyah ev satın almak için e, emlakçıya gittiğinde başına neler geliyor? E, bütün, emlakçının, eli, emlakçının elindeki e, mülkü gösterme ihtimali yüzde 6.3 siyahlarda daha az. 5.6 yüzde 5.6 e, reklamda gördüğü e, daireyi göstermiyorlar. E, kiracılara bakarsanız e, %10 %10.7 ihtimalle beyazlardan daha fazla ihtimalle e, reklamlarda pardon yani bütün evleri görme ihtimalleri daha düşük. Yani bunlar dediğim gibi e, e, yani 90'ların 80'lerin sonu e, kalma çalışma Bunlar bir başka örneği. Ee, ev çok önemli Amerika Birleşik Devletleri'nde, Türkiye'de de. Çünkü nüfusun ezici çoğunluğunun, yani gelir dağılımının en altındaki yüzde doksan için en önemli servet aygıtı. Ee, deliller burada. Ee, bu slaytlardaki başlıklar aldığım makalelerin ismi. Ee, bu arada onu da söyleyeyim, bu kaynakları. Ee, bu biraz karışık bir tablo ama bu tabloda gösterilen şu. Ee, soru şey soruyorlar yani okula giderken üniversite eğitimi için ailenizden yardım aldınız mı? Evet diyorsalar anne babanızın ortalama geliri neydi? Ev satın alırken ailenizden yardım aldınız mı? Aldıysanız veya almadıysanız işte iki her grubun siyah beyaz ortalama gelirine. Benim burada ilginç bulduğum şeylerden biri e, siyahlar işte aileler aile bağları zayıf argümanı başlamıştı. Yani işte e, evlilik dışı çok çocuk yapıyorlar ki doğru. E, buna rağmen... E, Ev alsın diye çocuğuna yardım eden siyah ailelerin ortalama yıllık geliri 78 bin, 79 bin dolarken siyah ailelerin geliri 98 bin dolar civarı. Bu zaten beklenen bir şeydi. Esas ilginç bulduğum benim şu e, annemden yardım almadan, e, babamdan ailemden yardım almadan ev aldım diyen beyazların anne babasının ortalama geliri 70 bin dolar. Yani Neredeyse aynı seviyedeki siyah aile aslında çocuğuna e, ev alsın diye yardım ediyor. Bunu şöyle düşünebiliriz. Yani siyah ailelerin birbirlerine yardım etme eşiği daha düşük. ya yani, Yanlış söyledim. Yani daha düşük gelirde bile e, dişlerinden, tırnaklarından arttırıp bir sonraki jenerasyon ev alsın diye yardımcı olmaya çalışıyorlar. E, bu şey... E, sol taraf gelir, sağ taraf servet, ailenin servetini. Aynı sorular servet ve şey e, içinde burada. Genel olarak görüyorsunuz zaten siyahların serveti ki bu hemen hemen hepsinde evin değeri demek ortalama çok düşük. Bütün miktarlar ev fiyatlarından düşük Amerika Birleşik Devletleri için çünkü siyahların çoğunun evi yok. E, çoğu hali için servet sıfır. E, bu başka bir e, problem Amerika üzerinde e, sosyal konutlar hangi mahallelerde olsun e, daha önce de söylemiştim yüksek gelirli mahallelerin okulları daha iyi e, Çünkü okullar genelde yereldeki emlak vergisinden finanse ediliyor emlak vergisi bizim Türkiye'de öde, ödediğimiz miktarlarda değil Yıllık yüzde biri falan olabiliyor e, üst gelir grubundaki Mahalleler kendi e, mahallesinde sosyal konut istemiyor. Aslında öyle bir mahalleye sosyal konut yapmak e, nesiller arası mobilite için çok faydalı. Çünkü sosyal konutta oturacak ailenin çocukları iyi okula gidecekler ve bütün hayatları değişebilir. E, bu istemiyorum diyenler tabii ki biz niye istemiyorum'a... Bahaneler buluyorlar. Bahanelerin işte yüzde 46'sı sosyal konutlar apartman olacak. Biz mahallede apartman istemiyoruz. Yüzde 19'u high density yani sokaklar kalabalıklaşacak, arabaya park edecek yer olmayacak. Yüzde 11 mahallemizin sosyal konutların tamiratı kötü kaliteli olur estetik olarak e, istemiyoruz. Yüzde altı da estetiğe takıyor. Ee, mahallede suç artacak. Ee, mahallemizde sosyal konut olursa bizim evimizin değeri düşecek. Trafik artacak. Okullar kalabalıklaşacak. Sınıflar kalabalıklaşacak gibi bahanelerle e, sosyal konuda karşı çıkıyorlar ve yani bu Amerikan literatürü çok Amerika spesifik bir literatür dönemledenlerden bir de şu, genellikle mahalleli itiraz edince e, so, o inşaat olmuyor. Yani Türkiye'deki gibi TOKİ istediği yere evi konduramıyor. E, e, yerel karar mevcu olarak çok daha güçlü. Biz Türkiye'de çok merkeziyetçi bir ülkede yaşadığımız için yerel biraz daha güçlü olsa hayatımız daha iyi olur diye düşünüyoruz. Muhtemelen de haklıyız ama yerelin de güçlü olmasının negatif tarafları var. Ee... Evet Sinan buyur. E, hocam e, aslında tam e, söylediğiniz şey dikkatimi çekti tekrardan. Hani Amerika'ya özgü koşulları değerlendirirken e, mesela işte biz dikey mimari işte apartmanlar gökdelenler. gerçek gökdelenler de tabii ilk e, Chicago'da, Amerika'da çıktı ama e, şöyle bakabilir miyiz acaba e, konuya e, günün sonunda e, çok geniş bir ülke e, geniş bir ülke olduğu için hani ya buraya bu kadar e, kat e, çıkacak ne var hani git iki, iki üç sokak ötede ya da falan e, lokasyonda müstakil evini yap gibi bir bahane üretebiliyorlar diye bakabilir miyiz hani bunun? Üreten tam da bahane. Bunu anlamam yani bu literatürün stratification economics, tabakalaşma ekonomisi çalışanların e, söylediği tam da bu. E, esas neden burada iddia yani e, konuşursan bu literatürün iktisatçılar esas amaç alt sınıfları altta tutmak. Eğer sosyal konut bizim mahallede yapılırsa Bizim okula gelecek çocuklar artık altta tutamayacağız. Dolayısıyla ben bunu söyleyemiyorum. Çünkü e, bunu söylersem e, ne kadar kötü katli bir insan olduğum ortaya çıkacak. Ne yapıyorum? Bahane uyduruyorum. İşte e, çok katlı apartman estetik olarak çirkin gibi. Of. Tamam. Yani. Benim literat, Amerikan literatürüne e, özetim bu kadar. E, geriye kalan da yani bu literatürün perspektifinden biraz Türkiye'ye baktım. E, i̇sterseniz burada durup soruları alabilirim, isterseniz devam edebilirim. Devam edin hocam. Ee, yani tamam. yeni bir soru gelmedi. Buyurun. Tamam, tamam. Ee, ben... YouTube'dan yazabilirsiniz arkadaşlar soru sormak isteyenler. Tamam. Ee, ben K'ye baktığımda hiç konulardan e, bahsediyor. Buyurun e, hocam. Kalkınma literatüründe e, bir etnik parçalanma ve yatay eşitsizlikler diye de bir e, alt alanlar var. Eee etnik fractionalizations and horizontal inequality. E, bunlar e, tabakalaşma ekonomisiyle Kuzenler ama bir farklılıklar var çünkü e, dediğim gibi Amerikan kıtasının çok nevi şahsına özgür kurumları var ve tarihçesi var. E, bu kurumlar işte federal sistemle yerelliğin çok güçlü olması, tarihçi olarak da e, kölelik ve de ırkçılığın e, çok e, belirleyici olması. Yani eskiden tarihsel olarak köleliğin, günümüzde ise ırkçılığın. Şimdi Türkiye'ye perspektifimle baktığınızda Türkiye'de yoksul azınlığın tembel ve savurgan olduğu kanısı evrensel değil. Yani ben Kürtler hakkında böyle bir pek duymadım. Yani hatta Kürtler dürüst, çok çalışkan işçiler diye duyduğum çok oldu. Bu bir grup için Türkiye'de var, Romanlar için. Değil mi? Onlar Romanlar için ee, bu kanı var, yok değil. Ama ee, yani biz yoksul yönünü Türkiye'de gördüğümüzde e, genellikle aklımıza ilk... ...işte o kültürü şeyinden dolayı kendi etti, kendi buldu duymuyoruz. demiyoruz. Ne diyoruz? Kader kurbağası. E, ve e, yoksullara yardım yapmak, onları tembelliğe alıştır diye bir... ...yani e, kültürümüz, dini algımız da yok. Hani nedir? Türkiye'de herkes eşit olsun demeyiz ama... Ee, gelenekse olarak da işte e, sadaka vermekten kurbanda e, kurban bayramından et dağıtmaya kadar hani mutlak yoksulluğu insanlar aç kalmasın açıkta kalmasın e, bir yaygın görüş var e, yani e, cultural poverty perspektifinde yoksulun yoksa olmasının nedeni kendisi kendi etti kendi oldu bu Türkiye'de yoksullar için bence yaygın bir görüş değil. Ee, romanlar ayrı, onlar için gerçekten böyle bir yargı var. İkinci bence Türkiye'ye farklı yapan e, Amerikan literatüründen. E, Amerikan literatüründe yani beyazlar mahallelerinde okullarında siyahları istemiyorlar. Halbuki Türkiye'de e, yani. Ben Sırrı Süreyya Önder'den öğrendim, belki başkasından ama yaygın olan şeydir, yani Kürt bu ülkede sadece Kürt olamıyor. Yani sen Kürt kimliğinden vazgeç, ee, özellikle Sünni ve erkeksen işte AKP'ye katıl, ee, bakan da olursun, müsteşar da olursun. Yani aslında baskın grup Türkiye'de e, en büyük ikinci azınlığın kendisine karışmıyor istemesi diye bir şey yok. Zaten evlilikler de yaygın. Türkiye farklı bir dert var. Azınlığın kendi kültürü olmasını istemiyor. İkinci büyük grubun en azından. Üçüncü fark Türkiye'ye ve aslında pek çok gelişmekte olan ülkede e, ayrımcılığa maruz kalan gruplar illaki eğitimsiz veya yoksul değiller. E, bütün Güney ve Güney Doğu Asya'da Çin asıllılar e, en ayrımcılığa uğrayanlar e, ama e, bunlar genel aslında üç gelir grubu. Türkiye'de de gayrimüslimler bence aynı pozisyonda. Belki Aleviler. Alevilerin yani biz verisini toplamadığımız için gelir dağılımının nerede olduklarını pek bilemiyoruz. Türkiye'yi ve genel olarak kalkınmakta olan Ama ülkeleri... Ama Aleviler eğitimli grup. Onu göstereceğim hocam. Onu biliyoruz. Evet. evet. Onun şeyini verisini getirdim, bulabildiğim. Yani ee, Amerika'daki e, ziyancılar için söylediğimiz o e, yani eğitim açısından olaya baktığımız zaman yani bunları... Evet, evet, e, o, Zaten, onlar için rahat söylediğimizi burada sö yani söylemek. Evet yani <laughs> Türkiye'yi ya ben tabakalaşma literatüründen bir şey öğren yani feyz aldığım şeyler ülkenin tarihi ve kurumsal yapısını iyi bir ve e, benzer bir çalışma yapacaksam ampirik e, olarak da dokümante etmeye çalış. Ama her ülke nevi şahsına münasır karakteristikler gösterecek. Bir dördüncü madde de onu da belirtmek istiyorum. Ee, Amerika zengin ülke ve 19. yüzyıldan beri de en zengin yer dünyada. Kişi ortalamada en azından. Ee, halbuki dolayısıyla da görece yavaş büyüyor. Ee, hızlı büyüme evresindeki kalkınmakta olan ülkelerde yapısal dönüşüm, ee, o kadar e, dominant olabiliyor ki ayrımcı politikaları terse çeviriyor. Benim bu konuda gördüğüm en iyi makale Malezya üzerine yazılmış. Ee, Yusuf Sari ve ortak yazarlarından. Baktık Yaptıkları şey 1970 ve Malezya'da e, yasal olarak e, kamuda işe girerken ve daha pek çok alanda Malaylar kayrılıyor. Malaylar tarihi olarak en e, düşük gelir grup Müslüman çoğunluk. E, Hintler ve Çinliler e, ise ayrımcılığa uğruyorlar. E, ve 1969'dan beri de yasa olarak e, kamuda işe girmede Malaylar öncelikli. E, buna rağmen e, Sari ve ortak yazarlarının bulgusu 1970 ve 2000 arası yılı arasında Çinliler ve Hintliler yani üst gelir grubuyla Malaylar arasındaki fark daha da fazla açılıyor. Niye diye buna baktıklarında çünkü aynı dönemde Malezya çok hızlı bir işte bu ihracata dayalı büyüme periyodu geçirirken o ihracata dayalı işlerde çalışanlar, firmalar, yerel firmaların sahibi kim diye baktığınızda kamuda işe giremeyen Çinliler, Hintliler mecburen girişimci oluyorlar. Yani dünya ile entegre, global e, sisteme entegre şirketlerde çalışıyorlar ve gelirleri daha hızlı artıyor. Yani yapısal dönüşüm ülkeyi o kadar hızlı değiştiriyor ki e, ayrımcılığa rağmen e, Çinliler, ayrımcılığa uğramalarına rağmen Çinliler ve e, Hint asıl, Çin ve Hint asıllılar Malezya'da en azından 2000 yılı itibariyle bu çalışmanın periyodu 1970'ten 2000'e. Bu arada Malezya'da İngiliz sömürgesi olduğu o gelenekten geldiği için e, bu çalışmayı orada yapabilmelerinin nedeni hem 60'lardan kalma hem de günümüzde ki e, yapılan e, topladıkları verilerde her yani her hanenin etnik şeyi de belli. Yani, yani hane halkı anketini girdi çıktı tablolarıyla entegre edip bu analizi yapıyorlar. Komplike bir makale. E, güzel bir makale. E, onu gösteriyorlar. Sinan'ın yine bir katkısı var. Sinan Sinan'a vermeden şey 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 yapayım. Şey, <laughs> şey, e, son maddeye geçmeden bir şeyin altını çizdiniz. Evet. Yani e, o ülkenin tarihini, kültürünü falan dikkat etmek lazım diye. Şimdi benim yanlış bilmiyorsam Malezya'da eskiden, ben ediyorum 69 öncesi olabilir. Daha ne diyelim baskın grup, yönetici grup kim kökenlilerdi. Azırmutlar da bir anlamda. Daha sonra e, şeyler e, Malayler e, e, yani çoğunluk e, bir anlamda yönetime geldi ve bu şey değişmez bir şekilde devam ediyor. Dolayısıyla belki oradan da yani daha öncesine de e, giden bir Çinliler Çin'ler ve belki de bilmiyorum Hintliler için daha yüksek eğitim, beşeri sermaye falan oluyor. yani daha da eski geçmişe götürülebilir mi acaba? Valla ee, Vallahi yani ben de uzman değilim zaten ülkeyi. Yani ben de sizin bildiğiniz ne ben de okumuştum yani İngiliz sömürge idaresinde çalışmak için çalışıyorlar Çinliler. Hintliler genellikle e, tarım işçisi olarak geliyorlar e, evet. Malezya'ya e, daha, daha çok herhalde çiftçiler için geçerli benim söylemim daha çok çaniller için ama e, yani buradan benim vurgulamak istediğim son maddede yapısal dönüşüm ekonomideki yapısal dönüşüm yani tarım dominant bir ekonomiden daha böyle şehirleşmiş e, işte ihracata dayalı büyüme politikasına geç, e, geçiş o kadar büyük ki ya yani onun etkisi o kadar güçlü ki özür dilerim şeyi domine edebiliyor o hızlı büyüme evresinde bütün evet. diğer e, ayrımcılık politikalarının etkisi yani e, şey de olabilirdi muhtemelen Çin asıllılar ayrımcılığa uğramasalar. E, bu hızlı büyüme evresinde önde başladıkları için e, daha eğitimli, daha fazla beşeri sermayeli belki bugün olduklarından ya da 2000 itibariyle olduklarından da daha fazla yüksek gelir olacaklardı. Ama e, tabi onu bilemiyoruz. Yani evet. e, paralel evrende ne oluyor? Evet. evet Sinan buyur. Evet. arada tamam. e, bu hocam yeni bir çalışma var. Sizin e... Sinan bir soru soruyor hocam. Tamam. Onu soralım. Hı. Hocam, e, Malezya için bahsettiğiniz örnek, e, yani ben de şöyle bir çağrışım yaptı. E, hani Osmanlıdaki bu milletler sistemine göre, e, gayrimüslimler askere alınmadığı için, e, özellikle Ticaret ticarette ilişkin alanlarda e, mesleki olarak yoğunlaştılar ve e, işte özellikle 19. yüzyılda e, ki ilk büyük küreselleşme dalgasıyla birlikte. E, dünya piyasasına şöyle veya böyle entegre olunca da e, Osmanlı toplumunda e, dış dünyayla e, özellikle ticaret üzerinden iletişim sağlayan ve e, hani ve temsilcilik elde ederek daha da zenginleşenler gayrimüslimler oldu diye bir e, tartışma vardır. Yani bu Malezya için bahsettiğiniz duruma benzer bir durum. E, şeklinde değerlendirebilir miyiz? Ya bence hiç 20, 19. yüzyıla gitmemize yok. Ben burada zaten yazarken Türkiye'de muhtemelen gayrimüslimler. Muhtemelen dememin nedeni biz etnik bazlı veya din bazlı veri toplamadığımız için resmi olarak bilmiyoruz. Ama bence zaten olanı yani gayrimüslimlerin dış dünyaya daha çok entegre olmaları, orada ne olduğunu daha çok takip etmeleri, daha çok dış dünyanın geriye kalanına seyahat edip oradan fikirler alıp getirmeleri Hala daha, daha. Hem 20. yüzyılda devam ediyor artık pek kalmadı ama olduğu kadarıyla 21. yüzyılda da devam ediyor. Yani ee, bence hala daha, daha devam ediyor bu. E, dolayısıyla de e, yani gelişmekte olan ülkelerdeki hızlı büyümenin kaynaklarından biri zaten batı ülkelerindeki olgun fikirleri alıp buraya uygulamak. Değil mi? ne kadar çok dış dünyayla bağlantılıysan o kadar çok orada işe yarayan ama daha Türkiye'de bilinmeyen fikirleri biliyorsun. Ee, benim bir Brezilyalı arkadaşım var. Türkiye'ye ilk geldiğinde 2012. Ee, söyle onun için bir gözlemi bu. 2012'ye ilk geldiğimde Türkiye'de herkes Nescafe içiyordu. Şimdi e, Starbucks'ı beğenmiyorlar 10 sene içinde. Herkes e, şey istiyor. 3. nesil kahve. E bu üçüncü nesil kahve Türkiye'ye hangi ilden girdi? E Erzurum'dan girmedi, İstanbul'dan girdi. Niye? Çünkü dünyaya en entegre kent Türkiye'de İstanbul. Yani e, bu sadece bir örnek. Aynı örneği yoga içinde verebilirsin. E, pek çok işte sushi lokantası da Avrupa'da, Amerika'da popüler oldu. Türkiye'ye de o fikir geldi. Bu fikirler de Türkiye'ye hep e, İstanbul'dan giriyorlar. Ee, e, yani burada şaşıracak bir şey yok e, bence ve yani hani Türkiye'yi ve genel olarak da kalkınmakta olan ülkeleri baktığımızda bazı şeyler Amerika'dan farklı olacak bunun e, sadece tarihsel nedenlerin yanında bir de bu hızlı ekonomideki yapısal dönüşüm var e, tarım toplumundan modern şehirli topluma küçük geleneksel aileden işte nükleer aileye bir dönüş var hızlı yani İngiltere'de olduğundan çok daha hızlı bir süreç yaşanıyor e, bu ülkelerde tarihsel olarak. Daha sonra. Evet. Hocam, biraz önce sizin de e, bir tane yeni bir çalışma var. E, Ozan Bakış ve Alpay Filistekin. Onlardan izniyle bu şeyi paylaşıyorum. Dikey eksen şeyi gösteriyor. E, çocuğun anne babasından daha fazla eğitim alma ihtimali. Bütün Türkiye'de yukarı çıkıyor. E, Yatay eksende de çocuğun hangi 10 e, yılda doğduğu, 50'ler, 60'lar, 70'ler ve 80-85 ailesi. E, burada şeyi görüyorsunuz, e, erkeklerde bir fark, e, erkek ve Türkse bir fark yok. Ama mesela kadınsa, Alevi kadınlar zaman içinde annelerinden daha fazla eğitim olma ihtimalleri Sünni kadınlara göre daha fazla e, Kürtse Alevi Kürtler hem erkeklerde hem kadınlarda kendi anne babasından daha fazla eğitim olma ihtimali daha fazla yani bunun e, dediğim gibi elimizde çok gelirle ilgili bir veri yok ama Türkiye'de eğitimle gelir çok yüksek oranda korele dolayısıyla da muhtemelen de Aleviler e, daha eğitimli oldukları için özellikle de Türkiye'de e, eğitimle istihdama kadı katılım kadınlarda da koreli olduğu için ve diyelim ki iki eğitimli Alevi evlendiğinde ne oluyor? İkisi birden çalışıyorlar. Dolayısıyla da Alevi hanelerin ortalama geliri daha yüksek oluyordur. E, bu bu da bu şeyin ilginç, etkisi. Yani ilginç bir çalışma hocam. Evet evet e, e, ben. Ozan Hocadan bunu bir konferansta dinlemiştim. Ben de makalesini paylaştı. Daha internete koymadılar. Ee, bunun ön bulgu olduğunu, son kesin sonuçlar olmadığı uyarısıyla lütfen paylaş dedi. Ee, ben de öyle o uyarıyı yapayım. Ee, ama ben al, al, Alpay Hoca son zamanlarda bu iksa tarihçileriyle <laughs> fazla çalışmaya başladı. Hı? Şubatta onun çalıştığı arkadaşlardan Hülya Hocayla da. E, burada sunumu olacak. Dolayısıyla e, bu iktisat tarihçileri Alfa ÖLCE'yi bir yere doğru götürüyor. Bu da güzel bir şey. Evet. evet. <laughs> evet. Yani burada şeyi gösteriyor. Yani e, Anadolu'nun pek çok yerinde Aleviler baskıyla muhtemelen olan şu, benim tahminim bu. Ankara'ya ve İstanbul'a göç ettiler. Ankara ve İstanbul'da da Türkiye ortalamasına göre çok daha fazla eğitim imkanı var. E, ve bu sayede de daha fazla eğitimliler muhtemelen de dolayısıyla daha yüksek gelirleri var. Bir de şöyle bir şey oluyor tabii. Tabii yüksek yani eğitim yüksek gelir şeyi de bu Alevilerde falan da yaşanan belki de öbür, öbürlerinde de yani eğitim yap kurtul. Yani iyi eğitim gör ee, e, sen sen ge, gelirin yükselsin, kurtul e, şeyi, motivasyonu da var. E var bir de şey var. Yani bu aslında araştırması yok, sadece spekülasyon yapıyorum ama e, özellikle e, hem bir yerden baskıyla kaçmış, kovulmuş insanlarda e, bu Yahudileri çalışan literatürde çok vardır. Eğitime çok önem verilir çünkü o bir altın bilezik. Yani evet. toprağa yatırım yaparsan toprağını tutamayabilirsin kaçtığında. Yanında götüremeyeceksin. Fabrikayı yanında götüremeyeceksin ama eğitim seninle gelir. Dolayısıyla öyle bir yani insanların psikolojisinde de öyle bir şey olabilir. Hı -hı, bence Yahudiliği gayet güzel açıkladınız bence. Benim açıklamam değil bu. Yani, yani. <laughs> standart şeydir yani de evet. E Okuduklarımdan öğrendim. Ee, son olarak kendi reklamımı yapayım. Çok uzattım farkındayım. E, Cem Oyvat ve benim 2019'da yayınlanan bir makalemiz var. Ee, biz başlı etnik parçalanmışlık, fractionalization koyduk. Kendimizi o literatüre oturttuk. Bu bütün e, yani stratification economics şeyini literatürünü kullanmamamızın nedeni tam anlattığım gibi Türkiye de süreç, tarih farklı. Ama bu Türkiye'nin de ayrımcılık olmadığı manasına gelmez. E, yapmaya çalıştığımız şey Türkiye'deki uzun vadede uzun vade kastımız e, 60'lardan bugüne veya 70'lerden bugüne e, eğitim yatırımlarını e, e, coğrafik dağılımı e, okunmuyor pek ama Burada gösterilen şey şu. Her 100 öğrenciye 6-17 yaş grubunda, her 100 çocuğa 6-17 yaş grubunda öğrenci olsun veya olmasın. bu öğrenci grafiği de makalenin içinde vardı, da onu burada göstermiyorum. Ne kadar öğretmen düşüyor? Çok öğretmen iyi. Yani genelde istatistikler bir öğrenci bir öğretmene kaç, istati, kaç öğrenci düşer diye verilir. O da ne kadar düşük olursa o kadar iyidir. Yani ama çok o ters olduğu için e, biz cemde istatistiği ters çevirdik. 100 öğrenciye kaç öğretmen düşüyor diye baktık. E, bu grafiklerdeki orta nokta medyan %50, elli, antenlerin ucu da yüzde 95 aralığı. Ya yani her devirde e, Türkiye'nin güneydoğusunda e, öğretmen sayısı. E, Batı, diğer bölgelere göre sadece batı değil Türkiye'nin geriye kalanına göre daha e, az bu grafiğin işte şey versiyonunu yaparsanız Kürt çoğunluklu iller bir şey değişmiyor Güneydoğu'da kullanılan Kürt çoğunluklu da e, sol taraf bunu gösteriyor e, sağ tarafta e, okullaşma oranı o istatistikte de resim aynı eee biz bunu çeşitli nedenlerle açıklamaya çalıştık. Açıklama bir tanesi mesela toprak dağılımıydı. Bir tanesi de etnisiteyle. 65 sayımına kadar Türkiye'de aslında sayımlarda etnisite soruluyor. En son 65'te soruldu. 65'teki dağılım böyle. Nüfus sayımından geliyor bu. Toprak dağılımı da tarım sayımlarından geliyor. Illerin tabi burada gözlemimiz il. Bu arada yani şey o gözlem bir ünitemiz. Bir yan ekonometrik analizden sonra bizim cemle yaptığımız kırılım şu. Bu grafik şöyle okunuyor. 2012'de ee, Türkiye'nin güneydoğusu ve geriye kalanı arasında lise seviyesine odaklanalım mesela. Ee, öğretmen farkı her yüz çocuk için e, iki. Yani buraya geri gidersek e, lise, bu, bunlar lise seviyesi değil ama aynı fikir şu. Ee, her yüz çocuğa altı öğretmen varken Türkiye'nin geriye kalanında e, Güneydoğu'da dört. Biz bunu bu farkın e, çok az bir kısmını toprak dağılımındaki Güneydoğu'nun daha eşitsiz olmasıyla açıklayabildik. Etnisite ile açıklama oranımız e, 2012'de işte e, 0.3 öğretmen. Çatışma da e, 0.2, geriye kalan da diğer ölçemediğimiz şeyler. Böyle bir ayrıştırmaya gittik. Genel olarak gördüğümüz şey söylemek istiyorum. Bir aradaki fark zaman içinde kapanmıyor. Bütün Türkiye'de öğretmen sayıları artıyor, eğitim ağızılan kaynak artıyor, ama güneydoyla Türkiye'nin geriye kalan arasındaki fark kapanmıyor. E, etnik e, etnistenin açıklama etkisi azalıyor ama zaman içinde farkları açıklama artık ölçemediğimiz diğer hususlar e, payı gittikçe artıyor daha pek çok bulgu var e, bu şeyde makalenin içinde e, evet evet Son bir e, şey de bahsetmek isteyeyim. Yani kamu politikası eliyle Türkiye'de ayrımcılık yapıyor mu dediğimizde aklıma benim iki tane politika geliyor. Biri varlık vergisi, biri de başörtüsü yasakları. E, varlık vergisi bildiğim bir literatür değil ama e, özellikle emek piyasası çalışan iktisatçılar yeni nesil şeyi çalışıyorlar başörtüsü yasaklarının etkisini. E, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nden Zeynep Uğur ve bizim Kadir Hastan e, iş arkadaşım Gözde Çörekçioğlu'nun e, makaleleri var. Yeni çıktı onlar. E, sıcak yani yeni analiz. E, bulgu e, şu e, 97 2013 arasında başörtüsü yasağı eee evet, Olduğu dönemde başörtülerin e, üniversiteye devamı nasıl etkilen diye bakıyor e, Zeynep Uğur. Pek bir düşüş bulmuyor çünkü zaten yüzde üç %3,5 yasak gelmeden önce de 97 önce üniversiteye gittiği için daha ne kadar düşebilir. Ama tersini yapmıyor yani muhtemelen çünkü tezinden Zeynep Uğur, yanlış bilmiyorsam analizi yaptığında daha yeni veri yoktu. Yani en son verisi 2013'te bitiyordu. Yani bir sonra sorulabilecek soru yasan kalkması başörtülü öğrenci sayısını artırdı mı? Yani benim gözlemim anekdot olarak bayağı artırdı. Ee, yani kat kat artırdı benim destek. Ben de öyle düşünüyorum hocam ama yani Zeynep hocanın çalışması e <laughs> Çok detaylı bir çalışma bu arada. Ee, güzel bir çalışma. Ee, ve 2013 e, verisiyle bitiyor. Kullandığı ve verisiyle... De, de Bir başka gözlemi söyleyeyim. Ee, evet. Çok da başarılılar. Evet, yani de, Ben yani, de gurur duyuyorum evet. onların başarılarından. Yani bir izyan edilmiş kaynak insanlara yapılmış evet. yıllarca eziyet. Başka bir şey söyleyemiyorum. Ee, i̇kinci Başörtülü olmanın kamu ve özel istihdam şansını azalttı. O da Zeynep Urumi başka çalışması. Yazmayı unuttum. Özür dilerim. 2017 çalışması. Ee, son çalışmada yasak kalktı. Kadınların, başörtülü kadınların kamudaki istihdamına oldu? Ee, bu arada başörtüsüyle ilgili veri bulmak çok zor ki, İnsanların nasıl giyildiği. Onun için bu çalışmalar e, Zeynep Uğur Türkiye Demografik ve Sağlık Anketini kullanıyor. Orada beş yılda bir yapılıyor. 2013'ten bir sonraki anket 2018. Onu zaten e, Hacettepe'deki nüfus etiklerinin herkese kullanmaya başlaması daha bir iki sene. Yani onun için çalışma 2013'te bitiyor tahminimce. E, 2020'de bu çalışma yayınlandığında 2018 verisi daha e, temizleme vesaire aşamasındaydı yanlış hatırlamıyorsam. E, Gözde Hoca'nın da verisi e, o çok biraz e, o onun da çok e, detaylı bir çalışması var Kamudaki iyi şu sadece belediyelerin üzerinden bir veri bulabiliyor belediyelere bakıp yapıyor e, artış çok az yani e, belediyelerde belediye başkanının e, şeyi inisiyatifi çok fazla olduğu için istihdamda e, ayrımcılık belediyelerde diğer kamu kesimine göre çok daha fazla küçük bir artış buluyor ama var e, evet son olarak da bir de şeyi söyleyeyim alakalı ama farklı bir literatür olarak da e, iktidardaki parti kendi yandaşlarına şey dağıtıyor mu hikayesi var or niye alakalı ama farklı bir literatür diyorum çünkü parti yandaşlığınızı değiştirebilirsiniz. Yani etnisite veya din gibi değil. Ama bu konuda da Türkiye'de Cem ve benim ve Alper Yalcın'ın da bir katkı yaptığımız bir literatür oluştu artık Türkiye üstüne. Evet, son slaytım oydu. Dinlediğiniz için çok evet, teşekkür ederim. Hocam... Ee, çok teşekkür ediyoruz. Ben paylaşımı durdurayım mı yoksa kalsın mı sormak isteyen? Paylaşımı de... kaldırabilirsiniz hocam. Tamam kaldırdım. Ee, lütfen soru sormak isteyen e, yazsın. Hakan ee, evet. hocam neredesin? Buradayım. Evet. Ee, Hasan hocayı dinledin. Sen de Neden, tabii. böyle e, heterojen bir ülkede yaşıyorsun belki Fransa'da ve senin sorularını, katkılarını e, bekliyoruz. Strasbourg hocam, Alman kökenli Fransızlar mı? Yani oralarda da şey mi? Yani, e, belki tabakalaşma mı daha fazla, ayrımcılık mı daha fazla? E, Hıçağ, belki kendi gözlemlerini birleştirirsin. Buyur hocam. Duymuşsundur. Alzas, Alzası biliyorsun, değil mi? Alzas. Strasbourg hocam, Hı. Alman kökenli Fransızlar mı? Ya senin, senin sesin tekrarlanıyor. Ben o benden diye, pardon özür dilerim. Hı. Ben e, soru varsa YouTube'dan görmek için girdim ve böyle evet, şey hocam, oldu. Buyur. Kapadım onu şimdi pardon. Ha, bu Elzas ya da Alzas biliyorsun e, bölgesindeyim ben. Alzas e, Alzasça e, yani şeyin Almanca'nın bir bir şivesi aslında. E, benim arkadaşlarım yani benim yaşımda olanlardan duydum Alzas yani şey Fransız Alzas ama Alzasta e, Alzasca e, çocuklukta e, Alzasça öğreniyorlar. Ondan sonra yani işte Almanca'nın bir 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 biçimi ilkokulda, ortaokulda e, Ajzasça konuştuklarında para ödemek zorundalarmış. Bir süre, bir zamanlar. Yani şey e, Fransızların Jacobinizmi. <laughs> yani evet. Dolayısıyla e, e, tam işte e, bizim e, ülkemizdeki Kürtçenin e, durumu, yani Kürtçenin durumu çok daha kötü tabii. Yani kötü derken yani Kürtçenin yasaklanması yani e, konuşulmasının bile yasaklanması falan gibi şeyler. Şimdi ben çok tabii çok şey öğrendim. Yani benim hiç bir alanım değil yani bu şey bu alan. Yani Hasan Hoca çok öğrendim. Fakat çok benim tabi yani benim kültürüm mü diyeyim, eğitimim mi diyeyim? Ee, bir takım e, e, bir takım gruplara, e, şeylere, e, topluluklara bir öz e, atfetmek gibi bir şey beni her zaman irkiltmiştir. Aleviler şöyledir, Kürtler şöyledir, siyahlar böyledir biçiminde ve e, yani mesela şeyle başladınız bir literatürle başladınız e, siyahlarla ilgili olarak daha sonradan verilere geç yani ampirik verilere geçtiğinizde yani şeyi göremiyor bir dakika pardon hmm. Amp ampirik verilere geçtiğinizde e, bütün o siyahlarla ilgili söylenenlerin ne derece bedava olduğu ortaya çıkıyor. Yani işte mesela şey işte babalar çocuk, çocuklarıyla uğraşmıyorlar falan gibi bir şey birisi çıkarıyor Yani onun üzerine bir şeyler yazılıyor kitaplar bilmem neler yazılıyor Oysa şeye baktığınızda verilere baktığınızda yani incelemeler yapıldığında siyahların bir yerde daha çok çocuklarıyla ilgilendikleri gibi bir şey çıkıyor Dolayısıyla yani e, bu hemen hemen e, en son e, söylediğinize geliyorum. Yaptığınız çalışmalarda e, sonunda etnisitenin etkisi e, azalıyor dediniz. Yani etnisitenin e, etnik kamuya kamu yatırımlarına bizi açıklayıcı gücü azalıyor diyeyim. Çünkü... Yani açık açık bir açık hayır bir açıklayıcı gücü var mı? Yani Alevi olmanın, Kürt olmanın, Laz olmanın eee yani ben biraz biraz bu konuya bu bu bu, bu alanda yani biraz şey tutucu marksizmi diyeyim nasıl, nasıl diyeyim bilmiyorum. Yani ben e, iktisadi koşullar, e, özellikle iktisadi koşullar, sömürü ilişkileri, alt üst ilişkileri ee, orada e, yani e, şey e, yani o oradan giderek onu özellikle göz önüne alarak e, şu grup e, işte e, şu grubun geliri az şu grubun geliri az inceleme yapıldığında e, bir şey içinde olduğu için bir bir sömürü ilişkisi içinde olduğu için bir sınıf çatışmasına benzer bir durum olduğu için yasaklanma olduğu için o zaman mesela Yahudilerle ilgili söylediğiniz işte Yahudiler toprak almıyorlar Yah yani Yahudilere yüzyıllar boyunca toprak şeyi mülkiyeti yasaklanmıştır Avrupa'da toprak edinemez Yahudi toprak edinemediği gibi şey de edinemez mesken de edinemez Dolayısıyla kendisine kalan bir tıp bırakılmıştır. E, şeylere giremez. Loncalara giremez. Loncalara giremez. E, i̇şte bir tıp bırakılmıştır. Bir de işte şey yani tefe, tefecilik dedikleri. E, işte on, Onlarla geçin, geçinirler. Dolayısıyla yani mesela burada böylesine önemli bir veriyi yani maddi materyal veriyi e, göz ardı ederek işte Yahudiler e, eğitime daha çok önem vermiştir demek bana son derece şey yani bedava diyeceğim bir şey yani bir 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 açıklama ve yani söyledikleriniz içinde gayet tabi yaptığınız veri bazında yani ampirik olarak yaptığınız çalışmalar sonunda yani bu konuda sosyolojik diyeceğimiz şeyler re oranla e, açıklamalara ya da e, e, işte e, iddialara, tezlere e, oranla, e, daha doğrusu o tezleri e, çoğu çoğu zaman çürütücü yönde oluyor. E, yani ben e, yani ben kusura bakmayın şeyi söylüyorum. Et, etnisite e, kavramı e, yani beni e, son derece e, benim son derece şüpheyle yani bu konuda ama yani bir, bir, bir sanki bir Alevi'nin bir özü varmış, Türk'ün bir özü varmış ve işte o yüzden ya da siyahın işte zenci'nin bir özü varmış. O öz işte onu şu şu yönde belirlemiş. Yani bu buna düşmek benim için çok büyük bir şey oluyor. <laughs> yani bir 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 yerde bir yerde işte çok çok ideolojik görünüyor bana. yani benim rahatsızlığım ama bir kere daha yani bir bir takım ön yargılarla konuşuyorum. o no, kesin. Yani ve yani gerçekten etnisite denilen şey beni neredeyse tüylerimi diken diken ediyor. Hocam ben şöyle cevap vereyim. Ee, burada zaten bence e, bu literatür, yani e, tabakalaşma çalışanlar size karşı çıkmazdı. Şunu söylerlerdi. E, onlar da inanmalar. Zaten William Darity kendi söylüyor. Yani bu culture of poverty benim tüylerimi diken diken etti. Ve ben bu konuyu derinlemesine analiz düşünmeye başladım. E, ana akım teorilerim zaten e, empirik gözlemleri açıklamıyor. Yeni bir yaklaşımla geliyorum. Ama şu var. Değil mi? Ana akım büyük dominant grup şeyi kontrol edebiliyor e, kaynakları ve bu ve onlar zaten cultural poverty re, bu Reagan'ın söylemi e, dolayısıyla da ne yapıyorlar buna insanlar inanınca bu algıya e, ve bu algıya e, de davranınca mesela mahallesinde e, sosyal konut istemiyor çünkü sosyal konutlara da yaşayacakların e, bir kısmı siyah olacak belki çoğunluğu ve de e, dolayısıyla da siyahları e, iyi mahalledeki e, iyi okuldan çünkü Amerika'da gene yani liseye geçerken bir sınavla iyi okula gitme diye bir şey yok herkes kendi semtinde gidiyor e, o iyi okuldan mahrum etmiş oluyor yani zaten e, siyahların bir özü olduğuna siyah buna inanan bu analizi yapanlar değil. Zaten topladıkları delille de bunu gö aksini göstermeye çalışıyorlar. İnanan dominant grup. Dominant grup kendi ee, bu algı gerçek oluyor. Yani me zamandaki meşhur reklamda dediği gibi susuzluk hiçbir şey imaj her şey Seven Up reklamıydı galiba ya da Sprite. Evet. Hayır, bir, bir şey söyleyeceğim. oradan da ve bu ve bunun bize şeyi var ee, böyle e, gerçek hayattan etkileri var yani zaten e, kendileri de e, açık açık söylüyorlar e, Marksist literatürden etkilendiklerini e, Dolayısıyla Bence size hiç itiraz etmezler şimdi ama bizim e, çalışmamızda da gördüğümüz şey şu. Türkiye'nin doğusu, güneydoğusu ve e, ister Kürt iller ister Güney, Kürt çoğunluk iller, ister güneydoğu iki türlü de yaparsanız e, hepsi kamu okulunda olan öğretmenlerde, öğrenci başına öğretmende de güneydoğuda e, çok daha az öğretmen gönderiliyor. E, dolayısıyla sınıflar daha kalabalık. Ee, bunun da ileride eğitim kalitesi vesaire ile ilgili bir yön etkisi var. Aradaki fark niye kapanmıyor? Biz e, yani yaptığımız analizde açıklamayıcı gücü var ama nedenselliği tam gösteremiyoruz. Elimizdeki veriyi ya yani şu anda karmaşık ekonometri anlatmak istemiyorum ama gösteremiyoruz. Ama gittikçe açıklayıcı şeyinde azaltıyor ama fark da kapanmıyor. Yani bu bölgesel eşitsizlik de kapanmıyor. Şimdi bunun nedeni nedir e, yeni dönemde? E, ben de bilmiyorum. Bunun da analizini yapmadık. Biz yani 2012'de 10 yıllık e, her bir 10 yıla bakıp bitirdik analizi. E, bunlar ne olabilir. Tamamen şu an hipotez öğretiyorum. Evet. Türkiye'de biz öğretmenleri merkezi olarak seçip merkezi olarak atıyoruz ve şeyi biliyoruz. Ee, Güneydoğu illerine atan öğretmenlerin orada kalma süresi daha kısa. Yani öğretmenler fırsatını bulan e, memleketine e, kaçmaya çalışıyor. Bunu sormamız lazım. Yani niye böyle bu davranış? Ücretler mi daha düşük, yaşam koşulları mı daha zor? E, çatışma pek açıklamıyor açıkçası bunu. Çatışmanın yoğun olduğu dönemlerde çok kaçıyorlardı, şimdi kaçmıyorlar diye bir şey yok. Ee, hatta Ama bir dakika, düzeyinde yani... çatışmanın yoğunluğu farkı kapatıyor. Paz, bütün yani... tarihimize baktığımızda, baktığımızda tarihimize ee... baktığınızda Batı'nın, Türkiye'de Batı'nın Doğu'yu bir biçimde e, üstün olması ve yani e, yapılan e, yapılan şeylerin e, e, yatırımlar olsun, Hı -hı. E, çabalar olsun sürekli Batı'ya yapılıyor. Doğu, doğu Tarihsel olarak zaten devamlı şey oluyor. ikinci derecede bir bölge olarak özellikle Güneydoğu. Tabii bunun içine ırkçılık da giriyor. Yani, olabilir işte ya bunu acaba ama, nedir? Yani. Ama bunu yani bizim hayır açıklamamız burada açıklamamız lazım ve burada şey e değil. Bunu yani açıklamak kütler... yani bunu açıklamak. pardon bunu açıklamak etnisi yani yani o, o bakımdan ben sizin çalışmanıza çok önemli yani o çalışmanızda şey diyorsunuz etnisite sonunda bir açıklayıcı faktör olarak sonunda gücünü yitirdi, Gittikçe yani şeyini azalttı zaman içinde ama gitti, yani. başka nedenler olabilir. Bizim verisini bulamadığımız için analize ekleyemediğimiz başka ön yargılar olabilir veya merkezi hükümetin çok daha yani burada kurumların analiz etmek de bence önemli. Türkiye'de genellikle değil mi? Öğretmen atan kadroları hiçbir zaman azaltılmaz. Ama bazı bölgelerde çocuk öğrenci ve çocuk sayısı artık düşmeye başladı. Belki de ondan artıyorlar. Yani bu kurumsal yapıyı da e, düşünmemiz lazım. Yani Bilecik'e atanan kadro hiçbir zaman geri alınmıyor. Ama Bilecik'te okullar gittikçe boşalıyor. Çünkü e, nüfus göç veriyor, yaşlanıyor. Tamamen mu? katılıyorum yani. E, yani. Tamamen katılıyorum. Benim şeyden e, bu tabakalaşma literatüründen e, öğrendiğim bir şey ülkenin tarihçesini kurumlar nasıl çalışıyor ve bunlar nasıl birbirle etkileşime girip pratikte sonuç öğreniyorum iyice çalışmak lazım. Yani e, evet. Şey kolay Hı. değil. E, ve bunu da şey yani ben ayrımcılığa uğruyorum hissi den öteye gidip dokümante etmek lazım. Yoksa Türkiye'de sorarsanız en fazla ayrımcılığa uğruyorum diyenler muhtemelen e, Sünni erkek İslamcılar, e, milliyetçiler çıkar yani. Neredeyse şeyleri. 1950'den beri 70 senedir Türkiye'deki iktidar bir şekilde milliyetçi, e, Sünni e, birkaç Ecevit dönemi hariç e, ama sorsanız hep e, mağdurlar. Yani evet. bir de oturup bunun yani şeyi göstermenin değerli olduğunu düşünüyorum. Yani şu 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 e, analiz, empirik olarak aynı Amerikan literatüründe yapıldıkları gibi için. Bakın aslında siyahlar dediğiniz gibi çocuklarını boş vermiyorlar. İmkanı olan gayet de çocuğuna yardım etmeye çalışıyor. Nasıl dokümante ediliyorsa bizim de e, e, yapmamız e, lazım. Ama şey var yani bir de şu açıklama var onu da söylemeyi unuttum. Ee, sınıf analizi nerede eksik kalıyor? bu ee, Amerika'da çok yaygın olarak bir gözlem. Eğer olaya sadece sınıf analizi olarak bakarsanız, voting against their own interest. Yani Amerikan alt gelir grupları, içindeki beyazlar Cumhuriyetçi Parti'yi destekler. Cumhuriyetçi Parti de iktidara geldiğinde en zenginlerin vergisini keser, sosyal yardımları azaltmaya çalışır. Bunu sırf bir sınıf analiziyle yapmaya çalışınca açıklayamıyorum. Ama eğer e, şey yaparsam, daha bir e, tabakalaşma analizi, e, o zaman açıklayabilmeye başlıyorum. Çünkü ama siyahların de en değil. altındaki %25, en yoksul %25 siyahtan daha yüksek gelirli. Ve sosyal devlet büyürse siyahlarla kendi arasındaki fark azalacak hissediyor. En azından e, bu doğru bir açıklama mı bilmiyorum ama en azından o e, şeyi yani e, bir açıklama öneriyor. E, sınıf analizinin e, biraz e, açıklayamadığı e, yerlerde. Evet. Peki. Hocam <laughs> hocam bir, bir şeyle bitirmek istiyorum. Bir şeyle <laughs> şey, şey şu başörtüsüyle ilgili olarak Hı -hı. tamamen katılıyorum. Başörtüsü yasağının kalkmasıyla üniversitede kız öğrenci sayısı artıyor yani başörtülü ve şey dediniz dedin yani başörtüler çok başarılı oluyorlar çok öyle çalışkanlar. Çok çalışkanlar. Ben de, ben de onlara o, gurur o, duyuyorum yani. he, ben, 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 de, ben de gurur duymanı evet. çok iyi anlıyorum. Ama buradan giderek buradan giderek Müslümanlar laiklerden daha çalışkandır dendiğinde bir iş çok Yok yok böyle yani, şey. Yani ama bunu, bunu bunu diyebiliyorlar. Yani bu konuda yazanlar, çizenler o yüzden ben tüylerim dikli diken diken oluyor. Yani böyle bu böyle bir şey söyleyebiliyorlar. Hatta bugün Türkiye'de bile yani şu anda e, bir takım kes şeyler, e, kesimler, bir takım kafalar evet yani Müslümanlar ile işte görün bakın e, şeye e, üniversitedeki e, başarı sonuçlarına diyebilir. Yani bu genel olarak bu Etnisite ya da din, dinlerden giderek, etnilerden giderek bu böylesine yani şey konuları materya, materyalist bir yaklaşımla anlaşılabilecek konuları yani etnisiteye falan kaydırmak, dine kaydırmak bana çok şey aykırı geliyor yani. Neyse o kadar. ben teşekkür, Çok teşekkürler. E, 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 hocam şöyle belki ortak nokta bulalım hem masan Hoca hem e, sizde ve ben de değilim tabii şimdi şey yapacağız yani tabii ki sizin söylediklerinizde e, de haklılık boyu var ama yani e, başörtüsü yani e, genellikle alevilerin yoğun olduğu şeylerde eğitim düzeyinin daha yüksek olması falan gibi bazı şeylerde göz yani dikkat çekiyor yani yani dolayısıyla. E, hepsini bir arada ele almak lazım. E, o karmaşıklığı e, içerecek bir şekilde analiz etmek gerekir e, diyelim. ve Mesinana sinan, a, sinan a el kaldırıyor duramıyor sinan niye duramıyorsun e, buyur <laughs> e, tartışmaları ha, ne ha, de... Hasan hocana okulda soramıyorsun galiba ders almıyor musun Hasan <laughs> Hocadan? Öğretmen daha bugün görüştük canım. Bugün <laughs> Neyse bugün. bu sunumu daha önce yapmamıştım ama ben. E, yeni bir Evet sunum. evet. Çok teşekkür ederim size. Evet. Yani bize orijinal yani sunum yaptınız. Buyurun hocam. Sinan. Ya hocam yani o kadar güzel katkılar geliyor ki ister istemez yani e, sorular canlanıyor. E, aslında... Hepsini aslında sorabilirsin. Hasan şey yani onu merak etme. Teşekkür. Rahat ol. Teşekkür. Ederim. Ya aslında biraz Hasan hocam literatür bölümünde bahsetti ama ee, açıkçası bir tık sanırım Ragıp Hocama da bir pas atmış gibi soru da olacak. Ee, bu e, tabakalaşma tarihsel olarak bir tık e, critical perspektiften hani bakıyorum ben de e, yani aslında e, sadece bugünkü işte işçi göçmenleri e, az önce konuştuğumuz o konuda da olduğu gibi. Daha tarihsel olarak işte kölelerin e, gemilere e, doldurulması, o gemilerde e, yaşan, yaşadıkları, o getirildikleri yolculuk sürecindeki tabakalaşmadan başlayan e, ve e, işte Amerika kıtasına taşınıyorlar, e, o kıtaya ayak bastıkları andan itibaren bir e, konumlandırılmaları var zaten sosyal olarak. Ee, ama bunu sadece e, kölelere ilişkin görmüyoruz sanırım. Çünkü e, yani literatürde mesela işte Hindistan neden e, çok eskiden e, yani çok eskiden dediğim daha doğrusu sanayi devriminden önce dünyanın en büyük Çin'le birlikte iki ekonomisinden biri iken neden geri kaldı? Ya çünkü işte onların kültürleri çok e, çalışmaya e, teşvik edecek bir e, altyapı sunmuyordu. Hatta öyle ki e, belki Sorun sorum biraz da böyle olacak. Hasan Hocam ufaktan bir değindi ona protestan ahlakı tartışmaları. Bunu Avrupa üzerinde de görüyoruz. Yani e, işte kapitalizm e, Kuzey Avrupa'da gelişmiştir. Çünkü protestan etiği e, o ülkelerde kapitalizmin gelişmesini e, koşullarını hazırlayan bir süreç yarattı. Yani, halbuki e, Jerry 1980'de e, makalesi var. E, Rönesans İtalya'sında rasyonel kapitalizm diye. E, orada anlatıyor yani daha 14 15 yüzyılda e, Venedik'te e, bankacılık e, haddinden fazla gelişmiş evet, bir evet. taraf kullanılıyor ve e, hani veberyen anlamda bir e, evet, evet. kapitalizm var şimdi bu e, Amerika'da e, sosyal tabakalaşmada gördüğümüz e, yapı tarihsel olarak diğer bölgelerde zaten e, ortaya çıkmış o sömürge ve koloni tarihinin özeti gibi değil mi hocam. Biraz ee, sordum belki ama yani ben e, anladığım gibi yapayım. Yani şey ben e, yani bu bütün protestan etiği tipi açıklamalara kalkınma için Acun Çang'ın e, Cambridge Üniversitesi'nde bir iktisatçı. E cevabı çok basit yani. 50'lerde 1950'lerde 55 diyelim. E, Kore doğumlu. E, biri. E, i̇sim Hacun Cheng. E, ya, 1955'te konfisistçiydik. Şimdi çok bir şey değişmedi ama yani Kore'nin büyümesi, iki Kore'nin gelir seviyesi arasında devasa fark var. Hatta o kendi hesabıyla bu 2000'lerin başında yazdığı bir şeyde ifade ediyordu. İngiltere yılıyla ben 200 yaşındayım ama Kore yılıyla 50 yaşındayım. Çünkü e, İngilterenin ben doğduğumda İng Kore'nin gelir seviyesi İngilterenin 1810'daki gelir seviyesiydi. Falan diye e, dalgasını geçiyor. Yani <laughs> genel olarak benim çok herkes her kültürcü e, teoriyi de okumadım ama bu teorilerin bir hizmet ettiği bir fonksiyon var. O da şu kan politikasına gerek yok. Kendi düşen ağlamaz. E, genellikle yoksullar kendi kültürlerinin dolayı yoksul. Kan politikası da bunu değiştiremez o için sosyal devlete gerek yok. Yani dönüp dolaşıp hizmet ettikleri ideolojik pozisyon bu. Ee, ve şey yeni değil. Yani bunun işte çok çeşitli ampirik ile doğru olmadığını göstermeye çalışanlar ama bu kavga da hala daha devam ediyor. Çünkü pek çok ülkede bu Brezilya'da da var, Hindistan'da da üst e, kaslar arasında var. Alt kasları hor görme, tembel görme, savurgan görme çok yaygın. Yani e, e, dolayısıyla da yani bir akademisyen olarak en fazla ne yapabiliyorum? İşte alternatif teori geliştirip ona mümkün olduğunca e, bu genel ön yargıları, yanlış ön yargıları verilerle çürütmeye çalışıyorum, derdimi anlatmaya çalışıyorum. E, elimden bu kadar geliyor, aklım bu kadar kesiyor. Yani bazı insanlar siyasete girip e, daha doğrudan şey yapmaya çalışıyorlar. E, şeye gelince. E, yani bir şeyde Amerika kıtasının gerçekten çok özgün şeyleri var ee, ve bunların en başında da köleliğin e, ve e, önemi var. Bazı Amerikalı tarihçiler şey diyor, e, e, bütün bu ırkçılık sorunları için e, tam terimi onu hatırlamaya çalışıyorum ama e, main cleavage yani esas ayrım bu, sınıf değil. Ya Bu ülkede halkı anlamak istiyorsan, bir olguyu açıklamak istiyorsan, e, diyelim ki yepyeni yeni bir olguyla karşılaştın Amerika'da, daha hiçbir şey bilmiyorsun konuyla. İlk hipotezin cevap ırkçılık. Aksi ispatlanana kadar sınıf değil Amerika'daki ABD'de veya Brezilya'da kavgayı açıklayan şey ırkçılık. E, belki doğru değil o hipotez, o olguyu açıklayamayacak ama aksi ispatlanana kadar bunu kullanmalısın. Bu ülkede kavganın şey genelde buradan çıkar. Ee, sorunlar. Ee, bunu da şey e, ve de her zaman da Türkiye öyle öyle olmayabilir. Yani bizim başka bir tarihimiz var. Benim büyük büyük nenem altıncı jenerasyon köle. Ee, ama kimse bizim biz Kıbrıs'ta biz e, nenemiz köle olduğu için e, evlenmiş günün içinde katılmış, fakir veya alt sınıf değiliz. Ee, padişahlar kölelerle evlenip çocuk yapıyorlar ve onlar o çocuklar sultan oluyorlar. Yani, ee, yani kölelerin yani bizde ah, cariye, yarım insan bizde, bizde hari, cariye, cariye kültürü var. Sultanlar en mühendisi de köle kader kurbanı. Denk gelmiş Hı? esir düşmüş. Savaşta yenilmiş ama e, yarı insan yarı hayvan değil. Amerikan literatüründeki gibi yani hani kanımız karışmasın gibi bir dert yok beyazlarla siyahlar Amerika'da olduğu gibi. Yani onları bizim öyle bir şeyimiz yok. Ee, ve bunun bu tarihi bilip bunu anlamak da e, Amerikan kıtasını genel olarak anlamada bence e, çok şey e, gerekli. E, evet. Evet. Soru da çok uzundu. Benim cevabım da çok dağınık oldu ama kusura bakmayın. var mı başka sorun Sinan? Hocam bir de şöyle bir şey yani e, bir tık e, Hasan hocamdan ithal ederek e, güzel bir hipotez geldi aklıma ama bu anlattıkları Amerika ile ilgili anlattığı şeyden sonra sosyal yardımlar çünkü mesela Amerika'da köleliği kaldıran e, Cumhuriyetçi Parti ve Lincoln ama özellikle e, 29 krizi patlak verip de e, Roosevelt'in e, Demokrat e, Parti'den bir başkan olarak bu sosyal yardımları öne çıkartması sonrasında e, bugün Özellikle e, siyahların yoğun yaşadığı Güney eyaletlerinde e, çok özür dilerim yanlış oldu e, daha e, Cumhuriyetçi Güney eyaletleri ama yani şunu söylemeye çalışıyorum eksen kaydı yani siyahlar Demokrat Parti'ye dönmüş oldular Aynen. E, Amerikan e, tarihindeki o akış e, nedeniyle A, yani bunu biraz e, şeyden sonra bakacağım ama hocam e, öyle bir literatür var mı ya bu ee, sosyal yardımların e, o tabakalaşmanın getirdiği e, sınıfsal fark, yani biz sınıf diyoruz da sınıfsal farklılıklardan dolayı e, dönüşüme sebep olması, e, kırma 30'larda değil 60'larda oluyor. Zaten e, 30, yani ilk ya, asgari ücreti de 30'larda icat ediyor Amerikalılar e, ve. Ev hizmetçilerinin ve tarım işçilerinin asgari ücret kapsamı dışında bırakılmasının nedeni Roosevelt kendi partisi içindeki güneyli demokratları buna oy vermeye ikna etmek için o e, ödünü veriyor. E, 60'larda e, ve böylece o güneyli e, zamanında ayrımcılık isteyen demokratlar e, Roosevelt'in kendi parti içi koalisyonda kalıyorlar. Amerikan partilerini de bizim Türkiye'deki partiler gibi düşünmemek lazım. Özellikle 2000'lere kadar bunlar çıkar birliği grupları. E, 2000'lerden sonra çok daha e, ideolojik olarak ayrıştılar. Yoksa ideolojik olarak çok farklı değillerdi. Kırılma benim okuduğum kadarıyla Amerikan e, literatüründen bu gazete bilgisi seviyesinde. Siyaset bilimi o kadar da okumuyorum Amerikan seviyesinde. E, Clinton 92 seçiminden sonra ayrışma e, kendini göstermeye başlıyor. ideolojik olarak... Ee, bizim anladığımız e, şekilde iyice yani çok tutucu, din dindar insanlar e, demokrat da olabilirdi e, 60'larda, 40'larda, 50'lerde. E, yani esas kırılma 60'larda. Bu konuda kitap yazın var mıdır? Kesin vardır. E, Amerika'da yani Hemen her konuda çok derinlemesine bir literatür var. Benim aklıma şu an hemen biri gelmedi. Vallahi düşünmem lazım. Şu an çıkar. Tamam. Artık o konuyu cevabını okulda buluruz. Evet, evet beraber sonra bakarız. Evet. Sinan eksik kalmasın. Sonra hoca söz vermedi diye bir arkadan konuşuyor musun? Bu evet. var mı sorun? Yok hocam. Başka bir sorun Yok şaka yapıyorum canım. Takip hocam var mı sorun? Yok yok yani çok çok şey öğrendim bir kere yani o sen sen hoca çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ee, ama ederim. ama yani <laughs> sonunda yani gördüğüm kadarıyla e, tamamen anlaşıyoruz. <laughs> anlaşıyoruz evet, evet, Tamamen anlaşıyoruz yani evet, hiç öyle aynen. ben evet. ben hani tüylerim diken diken oluyor falan derken yani et, et, etnisite, din falan mesela şey bile. ve Hocam bir espri yapacağım. Yani. Sonra, sonra şey, anlıyor, şey yapıyor. Şimdi siz e, genel olarak e, özellikle son zamanlarda Marksizmi biraz fazla eleştiriyorsunuz ama burada dediniz ki ben Ortodoks Marksist bir bakış neredeyse, açısıyla yani dediniz. neredeyse. Dolayısıyla poplar, bir yani, şey yani onu, sizde. Onu biraz, <gülüyor> biraz <gülüyor> deniş gördüm. Onu biraz abarttım. Hayır mesela Max Weber'in <laughs> ki Hasan Hoca galiba ona da onu da paylaşıyor gibime geldi Max Weber'in anlattıkları pek yani temel temelli şeyler değil e, çok güzel anlatıyor adam e, yani bütün e, işte kariyerim boyunca e, devamlı Max Weber'in e, teorisini ben derslerimde e, şey yaptım sundum ama ama yani temel te, temelden yok yoksun bir şey bir yani bir protestanlık diye bir şey çıkarmış ama zaten bütün tarihsel çalışmalar yani ciddi tarihsel çalışmalar hiçbirisi protestanlığın kapitalizmin e, işte kaynağında falan olduğunu asla e, doğrulamıyor yani e, onun için e, yani bu hani bizim kafamızda e, işte teori biçiminde oluşturduğumuz şeylerle e, bir takım reprezentasyonlarla tasarımlarla bu işe girdiğimizde e, yani e, biraz e, kahve köşesi şeye benziyor yani e, sezgisel oluyor yani, o yüzden yani ben sizden duyduklarımı duyduklarıma bakarak yani tamamen e, anlaştığımızı sanıyorum evet, neyse hocam. yani evet evet aynen ya ben şey zaten e, bence de çok e, ortodoks Marksist bir yerden başlıyor Davit'i ve ortak yazarlar yani ekonomik durum kültürü etkiliyor. Yani bizim ya yani ilk başta dışarıdan e, irrasyonel görülen davranışlar e, mesela romanların veya siyahların, o insanların mecbur bırakıldığı ortamda kendi içinde bir şeye e, hiçbir sektörde iş bulamıyor dolayısıyla çöp topluyor haliyle. ne yapacak evet, ee, bir şekilde karnını doyurması lazım. Ee, ya da müzik Burada e, o açıdan ama bir de şey var yani o ortodoks teoriyi alıp e, 21. yüzyıl Amerikası'nı açıklamak için biraz modifiye ediyor. Bence de iyi bir şey. Yani bir şey. E, dünyada değişiyor. Ee, tabii 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 şeyimiz biraz genişletmekte fayda var perspektiften. Ay, tabii, ay, tabii. Evet. Ay. Peki Çok... e, ba başka katkı yoksa Sinan bir şey mi söyleyeceksin? Şey dedim hocam, aslında sunumda e, siyahiler için hocam onu kullanmıştınız yani müzikte daha yöneliyorlar. E, Türkiye'de romanlarla ilgili de sanırım benzer bir algı e, söz konusu yani bu tamamen gözlemsel olarak söylediğim bir şey hani işte müzikte iyiler işte enstrüman çalmada oraya yöneliyorlar gibi böyle bir genel algı var Amerika'da işte siyahilerle ilgili belirttiğiniz o şeye benzeyen bakış e, Yani bu çok su kaldırır bu konu söyleyeceğim çok var ama çok uzatmayayım artık sonra tartışalım bunu e, hı hı. sadece eee Bunlar genelde yetenek zannettiğimiz şeyler doğal yeteneğin çoğu çalışma. Çok emek koyarsan iyileşiyorsun. Bu matematik de olur, müzik de olur, futbol da olur. E, yönlendirme küçük yaşta çok fark yaratıyor. E, öyle söyleyeyim tamam. E, çok Hocam, teşekkür ederiz. söyleşi için çok teşekkür ederiz evet. e, gerçekten. E, yani tarihte yaptık, güncelde de tartıştık orta noktada da uzlaştık. Evet. çok teşekkür ederiz. Çok, i̇yi çok akşamlar dilerim. Çok teşekkürler. Atşamlar i̇yi akşamlar. İyi akşamlar.